İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir Kıbrıs gündemi programına hoş geldiniz diyoruz. Kıbrıs'taki gündemi bu akşam yine tüm farklılıklarıyla değerlendirmeye çalışacağız. İç dış gelişmeler dedik. İçte de önemli gelişmeler oluyor. Dıştan etkilenen gelişmeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etkiliyor. Biraz Kıbrıs konusunu da konuşacağız. Çünkü biz önceden çok konuştuk. Neler olabileceğini dile getirdik. Hangi endişeleri taşıdığımızı dile getirdik. Nerelerde ne şekilde hatalar yapıldığını ve bu bizi nereye taşıyacağını da dile getirdik. Bu akşam vakit el verdikçe onları da değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtıyorum. Zaten tanıyorsunuz değerli izleyiciler. Barış Yorgancı, Milliyet köşe yazar bizimle birlikte. Sadık Gardiyanoğlu, o da televizyonlara aşina bir kardeşimiz. Lefkoşa Ulusal Birlik Partisi ilçe başkanı. Bu akşam benimle ilk kez oluyor. Evet. Kısmet bu akşamaymış. Hasan Özbaflı, bir iş adamı, eski bir siyasetçi, ilk Çalışma Bakanı değil mi? Evet. Biz Hasan Bey'le Kıbrıs konusunu çok konuştuk. Ne endişeler taşıdığımızı, nelerin ne şekilde olabileceğini, bu endişelerimizde de zaman bizi haklı çıkarttı. Ve şu noktaya geldik. İşte Rum tarafının bir NOC'si kutlama kararıyla başlayan bir gerginlik. Ve neticede şu anda görüşmeler son buldu. Rum tarafına bakıyorsunuz değerli izleyiciler. Rum tarafı Sayın Akıncı'ya ciddi şekilde saldırıyor. Bunu tabii ki bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu kabul etmek söz konusu bile değildi. Daha düne kadar her şey iyiydi de ne oldu? Ve özellikle esas saldıran şahıs da Dışişleri Bakanı Kasulidis'tir. Ve yerden yere vuruyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama kendi yaptıklarına baktığınız zaman onlar yine kendilerine göre haklı. Ve bugünkü son gelişmesi de Nikos Anastasiadis Rum Başkan bir mektup hazırladı ve Birleşmiş Milletleri Genel Sekreterine gönderdi. Bu mektupta Sayın Akıncı'nın neden itiraz ettiğini, neden masaya geri dönmesi gerektiğini gibi şeyler sıraladı ve gönderdi. Kendi ağzıyla istediği gibi yazar gönderir tabii ki. Ama Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı açıklaması açık ve net. Bu zamansız olan ki kendisi de açıkladı. Nikos Anastasiadis bu Enosis kararını hatalı olduğunu, yanlış olduğunu, zamansız olduğunu ama Sayın Akıncı şöyle bir açıklama yaptı. Bunu dünyanın duyabileceği bir şekilde açıklasın. Ben yarın masaya dönerim. Ama Anastasiadis bu Enosis kararıyla ilgili ciddi, resmi bir açıklama, bu kararı geri alma diye bir açıklama yapmadı. Yalnız gereksiz olduğunu söyledi. Ama bunu dünyanın duyacağı şekilde de dile getirmedi. Ve Sayın Akıncı suçlar gibi bir mektup hazırladı ve Genel Sekreter'e gönderdi. Artık bu önümüzdeki günlerde Genel Sekreter bu mektuba ne cevap vereceği değerlendireceğiz, bekleyeceğiz, göreceğiz. Esas olan Kıbrıs'ta başlayan Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını ihlali eydeyle başlamıştı bu. O gün Anastasiadis kapıyı çok sert bir şekilde vurdu, çıktı. Belli bir süre Sayın Akıncı bekledi. Ondan sonra da ayrıldı. Toplumun saygınlığını korumak için ayrılmak zorundaydı. O bir halkı temsil ediyor. Yalnızca kendisini temsil etmiyor. Ve buna rağmen, bu olaya rağmen bunu gören Birleşmiş Milletler özel temsilcisi de masadan kalkan tarafın ya da binadan ayrılan tarafın Türk tarafı olduğunu, Sayın Akıncı olduğunu açıkladı. Eğer Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anastasiadis'in mektubundan etkisinde kalarak Anastasiadis yanlısı bir açıklama yaparsa biz artık Birleşmiş Milletler'in tarafsız olmadığını ki geçmişte de bunları çok yaşadık. Tarafsız olmadıklarını biliyoruz. Rum tarafını desteklediklerini biliyoruz. Eğer öyle bir açıklama yaparsa, mektubun etkisinde kalarak açıklama
gerçekleştirirse genel sekreter, artık bu masada Birleşmiş Milletler'in ne şekilde olacağı sorgulanmalı diye düşünüyoruz. Söz büyükten başlasın. Hasan Bey'e verelim sözü. Ben biraz böyle uzun giriş gibi oldu ama biz çok konuştuk Hasan Bey bunları. Evet. Aslında her şeyden önce bütün izleyicilere öncelikle iyi akşamlar dilerim. Buradaki katılımcı arkadaşlarıma, size ve bu fırsatı bize veren Ada TV'ye teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi o kadar çok konuştu ki bu konuları Erkan kardeşim, yani bir bakıma 3 senedir konuştuklarımızın tekrarı olacak. Ama keşke biz haklı çıkmasaydık. Seninle her buluştuğumuzda hatırlar mısın bir söyledik bunları filan diye birbirimize hatırlatıyoruz. Ve haklı olduğumuz meydana çıktı. Esasen biz bu filmleri çok gördük arkadaşlar. Biz bu Kıbrıs davasının içinde doğup büyümüş insanlarız bu ülkede. 1950'lerden beri olayların içindeyiz. Ve şimdi Sayın Akıncı'nın gelmesiyle bir hız kazanan bu barış aksiyonu sonunda bir hüsranla sonuçlandı tabii. Çünkü karşımızdaki insanlar yalancı, sahtekar ve Kıbrıs Türk halkına hiç önem vermeyen, her zaman Kıbrıs halkını ikinci sınıf vatandaş, üçüncü sınıf vatandaş gören bir toplum var karşımızda. Ve bunların tek hedefi 1800'lerden beri Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak, Enosis dedikleri acayip bir düşüncenin esiri oldular ve bu güzelim ülkeyi kana buladılar kaç zamandır. Ve her zaman haklı da çıkmaya çalıştılar. Yani hem suçlu hem güçlü misali. Sürekli olarak Kıbrıs Türk'ünü yok etmek için saldırılar yaptılar, katliamlar yaptılar. Ülkemizde çağ dışı birçok genosit olayları yaşattılar Kıbrıs Türklerine. Ama bütün bunlardan sonra da kalkıp işte biz Kıbrıs'ta barış isteriz, anlaşmayan denktaştır, Türkiye'dir. Bu tabii çok kalleşçe ve insanlık dışı uygulamalardır. Sen Enosis istiyorsun işte, çık erkekçe de ki benim amacım Enosis'tir kardeş. Makaryos'un yaptığı gibi. Cumhuriyet ilan edildiğinde bile ertesi günü Makaryos çıktı, dedi ki EOK kahramanlarının davası Kıbrıs Yunanistan'a bağlandıktan sonra biter. Enosis olmadığı sürece EOK kahramanlarının görevi bitmez. Bunu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı söylüyor. Cumhuriyet ilan edildikten birkaç gün sonra. Böyle bir toplumla, böyle bir yönetimle karşı karşıyayız. Ve ben defalarca söylediğim, yani bizim artık yöneticilerimiz, politikada olan arkadaşlarımız, özellikle iktidarda olan partinin mensupları, artık bu sahte devlet maskaralığına son vermenin propagandalarına geçmeliydiler. Başlamadılar buna. Sahte devlet 1960'ta kurulan %30 bizim olan, gerek mecliste, gerek hükümette, gerek devlet dairelerinde, her yerde %30 bizim olan devletimizi çaldılar ve ondan sonra bizi asi ilan ettiler. Ve uzun bir zamandan sonra, çok büyük ve çok şerefli bir Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra
kısmet olduğu üzere devletimizi ilan ettik. Devlet ilanından sonra da şimdi tutturdular bir sahte devlet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakıştırdıkları bu. Ve bütün dünyada maalesef bu komşularımızın yaptığı kalleşliği, alçaklığa bütün dünya ayak uydurdu. Ve bizi böyle görüyor hala daha. Başta Avrupa ülkeleri, başta Avrupa ülkeleri. Artık bu yönetimde olan arkadaşlarımızın ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük bir atakla bu haksızlığa son vermeleri lazım. Kıbrıs'ta, Kıbrıs Adası'nda gerçek anlamda yasal olan devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Onların yasal dediği Kıbrıs Cumhuriyeti sahte bir devlettir. Hırsızlıktır. Makamlarımızı çaldılar ya adamlar resmen. Ve silah zoruyla. Silah zoruyla. Ve biliyorsunuz şeyde bir anımı da anlatmıştım şeyde. Yani bize hitap şekilleri. Biz 1960'larda savaş başladığı zaman bize saldırırlar. Radyoları da açtığımız zaman klasik bir cümleleri vardı. Dur ki stasyas des, anniksan bir anan diyon diz dinamos asfalyas. Do bir anda bodeftin diyor. Yani barki temada. Bunun manasını çok iyi sen bilin, tercüme edeyim. İzleyicilerimiz de bilmeyenler tutsun. Her zaman yaptıkları buydu. Türklere saldırırlar. Ondan sonra resmi radyolarından Türk asileri Gaziveran'da veya Goşi'de güvenlik kuvvetlerine ateş açtılar. Ateşe karşılık verildi güvenlik kuvvetleri tarafından. Fakat şey yok, herhangi bir zayiat yok. Yani bu Karadenizli vatandaşlarımızın şeyine benzediği fıkralarına 5 Laz öldü, can kaybı yok. Bize de yaptıkları buydu. Her zaman için. Her köyümüze saldırdıkları zaman 5-6 şehidimiz olurdu ama zayiat yok. Bir yanları verildi. Ve devlet emniyet güçleriyle, güvenlik güçleriyle Kıbrıs'a hakim bir durumda. Bugüne kadar bu işler geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum, çok sevdiğim dostum, Cumhurbaşkanı. Sizin çok eskiden beri dostluğunuz ve hukukunuz var Sayın Akıncı ile. Çok yakın dostumla ve politikada yani her zaman içinde. Yani Akıncı'yı dürüst, temiz bir insan olarak tanıdım ben. Ancak aday olacağı zaman çok önemli bir cümlem vardır. Birçok arkadaşın önünde söylemiştim şimdi de. Özbaflı duydun mu aday oluyorum. Nereye? Akıncı. Cumhurbaşkanlığına. Üzüldüm dedim. Çok üzüldüm. Neden be dedi. Neye üzüldün? Çünkü kazanacaksın dedim. Üzüldüm çünkü kazanacaksın dedim. Ha öyleyse mesele yok dedi. Şimdi kısmetse önümüzdeki günlerde buluştuğumuzda neden üzüldüğümü açıklayacağım kendisine. Onu açıkladıktan sonra bir başka programda bize de açıklayacaksın ama. Olur. Çünkü Sayın Akıncı ilk kez aday olacağını şu stüdyoda açıkladı. İlk kez benim programda zannedersem de 2014 Ağustos ayı filandı. Aday olmayı düşündüğünü ve aday olacağını açıklamıştı. Tabi biz o akşam çok şeyler konuştuk. Çözümü de konuştuk. Hem kameranın önünde hem kameranın arkasında. Neyse ben şöyle bir cümleyle hemen Sadık Bey'e geçiyorum. Başladığı gibi devam etmedi. Bunu açarız ileride. Neden bunu bu şekilde söylüyoruz? Ama netice itibariyle Enosis kararından sonra Sayın Akıncı'nın duruşu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına saygın bir duruştu. Evet. O Enosis kararından sonra. Ondan öncelerini tartışırız. Evet Sadık Bey, söz sizde. Şimdi Sayın Eymez ilk kez ekranlarda beraberiz. Konuk evet. ettiği için çok teşekkür ederim. Olur bize. Barış Bey'e ve Sayın Eski Bakanım Hasan abime diyeyim. Beraber aynı stüdyoda olmak da bir gurur verici bir olay. Şimdi sen konuşmanın başında dedin ki biraz uzun giriş yaptım dedin.
Bence giriş, gelişme, sonucu aynı anda verdin diye düşünüyorum ben o giriş kısmında. Şimdi tabii ki ben olaya, Hasan abim olayın tarihsel boyutunu, ben olayın kendi siyasi parti, mensup olduğum siyasi partinin bakış açısıyla biraz daha farklı bir vizyonda ve pençede değerlendirmek isterim. Şimdi Sayın Akıncı ülkenin gerçeklerini çok erken zamanda fark etti. Ve özellikle Sayın Akıncı'yı seçim propagandası durumunda, dört boyutlu siyaseti açıkladığı süreç içerisinde destekçilerin %95'i Sayın Denktaş'ı ve Sayın Eroğlu'nu çözümsüz ilan etmişlerdi. Yani yargısız infaz etmişlerdi. Sayın Tarat'ı da çizgilerinden ayrılmakla itham etmişlerdi. Bunları hepimiz hatırlıyoruz o süreçler içerisinde. Şimdi Sayın Akıncı belki de uzun zamandır özenilen bir tabloyla giriş yaptı. Güney'e geçti, Rum lideriyle uzun yolda yürüdü. Güney lideri kuzeye geldi, Büyükhan'da oturup bir kahve içtiler, sohbet ettiler. Belki bunlar 74'ten sonra özenilen tablolardı ve hepimizin içine çözümle ilgili belki de bir damla su serpti. Şimdi ben ilk önce şunu söyleyeyim. Kıbrıs'ta çözümle ilgili üç grup olduğuna inanırız. Birincisi çözüm istemeyenler. İkincisi ne isterse olsun bir çözüm olsun isteyenler. Bir de bir savunduğumuz adil kalıcı bir çözüm olsun isteyenler. Ve özellikle Sayın Anastasiadis ile Sayın Akıncı bir başlangıç yaptılar. Cenevresiydi, Montpellier'iydi, yurt dışısıydı. Bir sürü temaslar, bir sürü toplantılar. Ben yine bu stüdyoda, başka bir arkadaşım programında, Amerika'dan gelen bir rapor okumuştum. O raporda Sayın Anastasiadis'in ekibinden Kurt olarak bahsediliyor. Sayın Akıncı'nın ekibinden de Çömezler olarak bahsediyor. Çok doğru. Ve Sayın Anastasiadis'in çok erken bir zamanda sonuca gideceği Amerika parlamentosuna sunulan resmi bir raporda da açık açık dile getiriliyordu. O gün ben bu endişelerimi bu stüdyoda dile getirmiştim. Ve birçok defa da ben bu raporu da birçok yerde okumuştum. Aradan sonra ben o raporu bulur da tekrar ben size burada okurum. Rapor kayıtlı bende ama şu anda internet sıkıntısı yaşadığımız için açamıyorum raporumu. Ve özellikle Rumlar bu süreç içerisinde Sayın Eymez çok güzel bir politika götürür. Biz buna dilin politikası diyoruz. Şimdi siz bir ekmeği bütün olarak yutamazsınız. Mümkün değildir. Birinin eline saldığınızda ekmeği alsın izin vermez. Ama o kişiye fark ettirmeden işte dilim koparıp yiyip, dilim koparıp dilim dilim gittiğinizde o kişi bir anda bakacak ki elinde ekmek kalmamış. Veya onun yetecek kadar, onu doyuracak kadar ekmeği kalmadığını görecek. Ve şu anda Rum politikası yıllardır ve çok sabırlı bir şekilde devam eden bir politikalar da bizden dilim 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 bu tavizleri aldılar. Bunun en büyük ve en somut örneği harita olayı. Bugün Birleşmiş Milletler'in kasasında hala daha Kıbrıs Türk halkını temsil eden hiçbir siyasinin dahi bilmediği bir harita saklı. Kimler? Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve tabii ki Toplumcu Demokrasi Partisi. Ve hatırlanacağı gibi Cenevre'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Sayın Erurman ve Meclis Başkanı Sayın Sibel bir açıklama yapmıştı bu haritaların veya tavizlerle ilgili. Yani bu sayıda isimlere baktığınızda bu toplumun %95'ini temsil eden bir kitleden bahsediyorum ben size. Ki ilk kez bu şekilde bu kurum gruplar bir araya gelip de tek bir söylemde kavuştular. Bu ülkede 3C var. Yasama, yürütme ve yargı. Yürütmede ve yasama açıklama yapıyor. Diyor ki harita olayına girmeyin. Bu bizim son şansımızdır. Yani son verim olarak görülüyor. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı masaya bir harita sundu. Harita kimlerle görüşüldü ben bilmiyorum. Ve içeriği nedir? İşte tek dedi ki güzellik içinde yok. Peki taşınacak olanlar, haritada taviz verecek olan bölgelerdeki iskan sorunları ne olacak? Bu insanlar nereye yerleşecekler? Bu insanlar ne işle uğraşacaklar? Ve bu iskan sorunlarını hangi maddiyatla çözülecekler? Hepsi kapalı kutu. Daha bunların hiçbir cevabı yok. İkincisi, bu süreçleri geçtikten sonra Sayın Akıncı bir gitti, iki gitti, üç gitti, dört gitti. Yavaş yavaş altıncı ayın sonunda söylemleri Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakın altıncı çizerek söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın diyorum. Çünkü sonuçta biz kendisine aldığı yüzdeliklerini hatırlatmıyoruz.
halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı için Sayın Cumhurbaşkanımız olarak hitap ediyorum. Ben her zaman da bunu yaptım. Şu anda da yine halkın seçtiği bir hükümet var. Ve bu hassasiyetlerin de herkesin de gözetmesini arzulayan bir kişiyim. Sayın Akıncı 6. ayın 7. ayın sonunda bir anda bir söylem değişikliğine gitmeye başladı. Neydi bu? Yapılacak olan bir referandumda örneğin dönüşümlü başkanlığın olmadığı, garantilerin özellikle Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin içinde olmadığı ve iki eşit siyasal garanti oluşumun olmadığı bir referandumu ben halkımın önüne sunamam diye açıklama yaptı. Esasında orada bir kırılma dönüm noktası başladı. Çünkü Sayın Akıncı toplantılarda gerçek niyetin ne olduğunu erken fark etmeye başladı. Şimdi Hasan abim diyor ki ben Akıncı'yı çok uzun zamandır tanırım. Doğrudur. Sayın Akıncı da 25 yıldır benim karşı komşumuz. Evimizin iki evimizin arası. İkimizin evimizin arası 10 metre. Ve şu anda mahallemizde de koruma. Tabii Cumhurbaşkanı olduktan sonra Sayın Akıncı işte polis korumaları falan da vardı. Kapıdan nöbet tutuyorlar. Tabii. Yani güvenli bir şekilde rahat rahat uyuyoruz mahallemizde. Yani aramız işte bir çocuk geçerek bir taş atım mesafesi. Sayın Akıncı'yı biz yılları tanıyoruz. İçimizden biri. Kişiliğini asla ne laf ettim ne de ettiririm. Yani kalbinden ne geçtiğini, kişiliğinin, beyefendiliğinin ne olduğunu da iyi bilirim. Tabii ki siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Çünkü biz burada sadece olayın siyasi boyutunu konuşuyoruz. Tabii. Kişilerine kesinlikle inmiyoruz. Ve biz kalktık ve Ulusal Birlik Partisi olarak bir anketten bahsettik. Özellikle ben bahsettim bu anketten. Dedim ki Cumhurbaşkanı'nın yaptırmış olduğu bir anket. O zaman da Cumhurbaşkanı yayınlamamıştı bunu. Tabii ki bildiğiniz gibi burası küçük yer. Namık Kemal'ın dediği gibi ya sirvesine ya dedikodusuyla. İşte bu dedikodu sizde gazetecilerin de büyük bir haber kaynağıdır esasında bakıldığında. Kesinlikle. Bizim de siyasilerin de haber kaynağıdır dedikodu olayı. Elimize bir anket yazısı geçti. Bu anket ne zaman yapılmıştı Sarıkçı? Yani kaç ay önce? Yok bu anket Cumhurbaşkanımızın 7. 8. ayındaydı görev süresi olarak. Yapıldığında. 1,5 sene önce. 1,5 sene önceki. Ve biz bu ankette o zaman daha referandum konuşulmuyor. Bu anket neticesinde %87 Türkiye'nin etkin fiili garantisini içermeyen, dönüşümlü başkanlığı içermeyen ve iki siyasi kurucu devlete dayanmayan bir çözümün net olarak hayır cevabı çıkacağını gösteren bir anketti. Ve o anketten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle garantiler konusunda eğilmeye ve her toplantıda garantileri masaya getirmeye başladı. Çünkü sonuç itibariyle bakın bu ülkede belki sağ kesim %60 olabilir. Sol kesimin toplamı %40 olmuş olabilir. Ama bugün bir gerçek var ki bu ülkede %87 kişi, %87'si net tartışmasız olası bir çözümde Türkiye'nin fiili garantisinin birinci koşulu olarak öne koyuyor. Yani bu ülkenin %87 insanlarının kimin yanımızda olduğunu, kimin dostumuz olduğunu ve olası ilerideki dönemlerde de kiminle beraber yürüyeceğimizi çok iyi biliyor demektir bu. Evet. Ve ondan sonraki ipraya dikkat ettiyseniz kardeşlik ülkeden anavatan yavru vatan ilişkisine döndü tekrar. Yani bu ülkede bazı gerçekler vardır. Kardeş olarak başladı Sayın Cumhurbaşkanı seçimiyle. Evet. Bu 20 aylık sürede ana yavru oluşumuna geri döndü. Ve ben şunu söylüyorum. Her zaman da söylediğimiz şey var işte. Bir laf var. Türk'ün Türk'ten başka klasiktir bu. Türk'ün Türk'ten evet. başka dostu yoktur diye. Kinetikimde biz bunu görüyoruz. Klişe bir söz oldu. Şimdi ben size bir şey sormak isterim. Evet. Sizin kurumcanızın ne kadar iyi olduğunu ben yakından çok iyi bilirim. Sağ olasın. Dün hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanlığı'nın önünde ufak bir eylem oldu. 5-6 arkadaşın oluşturduğu bir eylem oldu. İşte neydi? İslamabad'a da el masaya dön. Evet. Diye. Veya buna benzer 5-6 sivil toplum örgütünün temsilcileri birer kişi Cumhurbaşkanı'nın kapısında işte bir çağrı yaptılar masaya dön diye. 3 tane de pankart. Gibi. Ve ben şimdi bunlara baktığımda hicap duyuyorum. Nasıl hicap duyuyorum? Az önce bir şey söylediniz. Masadan kaçan Anastasiadis, kapıyı çarpıp giden Anastasiadis ama Rum lobisi baskılarıyla Aydı'ya açıklama yaptırıyorlar ki Sayın Akıncı masadan kaçtı. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vereceğimize ve tam dönemindeki tek yumruk olacağımıza, birleşeceğimize yine bazı sivil toplum örgüt başkanlarının gidip Cumhurbaşkanlığımızın kapısının önünde sanki masadan kaçan Sayın Akıncı'ymış gibi lanse edilip masaya davet etmeleri beni son derece üzer. Ve size sormak istediğim şu. Dün orada bir açıklamalar oldu. Hatırlıyorsanız Anastasiadis'in bir açıklaması olmuştu. Ben azınlıklara muhatap almıyorum, azınlıklarla ben görüşmüyorum diye bir açıklaması oldu. Hmm.
Dünkü arkadaşların ifadesi tercümatası olmuş diyor. Yani esasından Anastasiades bu şekilde bahsetmemiş. Yok canım. Bu şekilde... Açık ve net söyledi. Miyodi tamam. Denedi. Şimdi ben de bunu kayınpederime sordum. O da aynı köylü. İkiniz de tabii. Rumcayı çok iyi biliyorsunuz. Hayır, ben bunu özellikle bizi izleyenlerin bilmesi açısından söylüyorum. Tabii. Çünkü sosyal medyada takip ediyoruz hep beraber. İnatla gerçekleri görmemek için elinden geleni yapanlar var. İnatla Sayın Akıncı'yı suçlamaya çalışanlar var. Ve ben de diyorum ki... Hayır, suçluyorlar. Bakın yani birçoğu var bunu. İşte Sayın Akıncı yanlış anladı. Yani utanmasak gidip Anastasiades'in ayaklarına kapanıp özür dileyecek. Efendim çok özür dilerim, biz seni yanlış anladık. Biz yaptık, sen yapma derecesine getiriyorlar. Sayın Eroğlu'yla ilişkilerimiz iyi. Sayın Eroğlu'yla çok defa Sayın 3. Cumhurbaşkanımız, Ulusal Birlik Partisi'nin lideriyle çok defa sohbetler ediyoruz. Kendisine bir çok soru sordum da önemli olan özellikle bir sorunun cevabı aklımdadır. Sayın Başkan dedim, biz müzakerelerden için başarılı olamadık dedim ben kendisine. Ki bugüne kadar da 11 Şubat belgesi en çok yakınlaşma olan belgelerden bir tanesi. Doğru. Yani biz çok içeriğini çok sıcak bulmasak 11 da. 11 Şubat 2014. 14'teki çok ortak sıcak, açıklama. Evet, ortak çok sıcak bulmasak da. Ben karşıyım ona. Bak, bakın çok sıcak bulmasak da bir yakınlaşma belgesi imzalandı. Ben Sayın Eroğlu'na sordum. Sayın Başkan dedim, neydi esas sıkıntı? Sadık dedi bana. Gelir dedi. Christofias, ondan sonra Anastasiades. Pazarlık yaparız diyor. Belki de pençe peş, dişe diş. Çünkü Sayın Eroğlu kurt politikacı, yani dünkü bugünkü kişi değil. Yani gözünün içine baktığında hayat tarihini okuyabilecek olan bir kişi. Kesinlikle öyle. Ve tartışıyoruz diyor. Ben diyorum ki ben bunu yapamam çünkü benim diyor toplumumun diyor hassasiyetleri bu yönde. Bir dakika diyor. Eğiliyor masanın altından çantasından. Bilmem X bir sivil Türk tarafındaki X bir sivil toplum örgütünün yazısını masaya koyuyor. Bu sözde barışçılar var ya, sözde platformlar var ya. Evet. Her şu üç kişiden fazla olamıyorlar sayı olarak. Ama her yerde baktığınızda gündemde, eylemde 3-3-3-1-15 kişi var. Bu 15 kişi 15 tane sivil toplum örgütünü oluşturuyor. Hepsi de birer ikişer kişi. Ve hepsi de birer yazı veriyor. İşte bizim konumuzdaki yani Rum'un ağzıyla yazılmış. Ama sanki biz talep etmişiz gibi öneriler sunuyorlar Sayın Anastasiades'e ve ondan önceki Christofias'a. Ve bu sefer ne oluyor? Siz spordan veya boksu iyi bilenler tam pozisyona getirdiğin bir apakart vurup nakavta getireceksin sen. Bu sefer gardın düşüyor dediler. Yani savun, hücumdayken maalesef savunmaya geçer durumdayız. Ve ben bu turda ben son olarak şunu söyleyeyim. Bizim bir an önce tüm halkın nasıl ki Cenevre zirvesinde tüm siyasi parti başkanları ve meclis başkanımız bir ortak açıklama yaptılar. Ve plebisit kararlarıyla ilgili de yine mecliste ortak bir karar açıklandı. Bir an önce tüm siyasi partilerin bir araya gelip Kıbrıs konusunda bir ortak hareket etme eylem planı ortak olmaları, deklarasyon olması lazım. Ve ben dün de, bugün de özellikle ekranlarda, sosyal medyamda ve gazetelerdeki haberlerimde şunu savundum. Sayın Akıncı gelir gelmez ilk önce mecliste, ki biliyorsunuz referandum kararını ancak meclis alabilir bizim ülkemiz yasalarımıza göre. Sayın Akıncı hızlı bir şekilde bir referandum kararı almalı. Halka şu soruyu sormalı. Görüşmelere devam edeyim mi? Kakatıcı'yı tanıtayım mı? Biz de gidelim. Evet sağ, tiklersak farklı bir boyuta veya hayır, evetimizi hayırımızı koyalım. Çünkü bu ülke 40 yıl kaybetti. Bir bu gidişte 40 yıl değil. Çünkü dilimler hızlanmaya başladı Sayın Yemez. Hızlı hızlı Rum bizden dilim dilim tavizlerimizi alıyor. Bir bakacağız sevgili dostum. Belki Anastasiades, belki bir sonraki veya bir sonraki başkana denk gelecektir. Elimizde hiçbir şey kalmayacak. Hepsini kaybedeceğiz biz bu ülkede. İşte bizim Sadık kardeşim, yani Hasan Bey'le çok programlar yaptık. Barış'la da, Barış kardeşimle de. Bizim itiraz ettiğimiz müzakerenin şekliydi. Aynen öyle. Ve bugün Rum'un kazandığı en büyük iki tane kazanım var. Yarın seçim meydanlarına çıktıkları zaman köy isimlerini duyacağız Anastasiades'in ağzından ya da ekibinden. Akıncı şu köyleri önerdi. Bir harita, iki şu anda masada Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü tartışılır hale geldi. Bir de son ben bir bilgi daha vereyim. Sayın Bakan'ın mutlaka çok daha iyi hatırlayacaktır. Sayın Denktaş'ın 129 artı dönemini
oradaki meclis kararlarında şu Sayın Sibel Sibel açmıştı o tutanakları. Evet. Bir paragraf çok enteresandır orada. Verimi ve ekonomik değeri olmayan araziler hariç. %29 artıdayız. Yani şu anda ne yaptılar? KK haritasını aldılar, hesapladılar. Google'dan, harita üzerinden. İşte bu şu kadar da yüzleri kırdılar. Halbuki o paragraf değiştirir şeyi. O şeye baktığınızda ekonomik değeri olmayan ve verimli araziler hariç kısmında dağlar, bayırlar, tepeler girer. Yani şimdiki ölçüme bakarsanız bakın %34-%35.5'a gelir. Sayın Dektaş'ın esasında anlatmaya çalıştığı olay. Bir son bir şey daha. Sonra hepimiz matematikçi. Yani matematikten anlarız. 1 artı 1'in 2 ettiğini anlarız. Şimdi diyelim ki varsayalım ki biz yanlış anladık. O paragrafı da 29 artı dedi Sayın Dektaş. Bana göre 29.9 da 29 artıdır. Bana göre %30 da 29 artıdır. Bana göre %31 de %32 de 29 artı demektir diyen de ben matematik mezunu olan bir kişiyim. Ben böyle basit halk yani mantığıyla anlarım. Yani %34 da %29 artıdır. Artıdır. Ve son olarak da 29.2 biz verdik. 28.2 Rum tarafı verdi. Bakın hepimiz özel sektördeyiz. Sen de yıllarca bu işin duayenisin, özel sektörün duayenelerden bir tanesisin. Neydi sen 30 dersin. Karşıdaki 29 dersin. Gel hadi 29.5 anlaşalım dersin. Günün sonunda da yapılacak olan şey de benim de korkum. İşte 28.6, 28.7'lerde bu iş bağlanacağından büyük endişe içerisindeyim. Bizim endişelerimiz hemen Barış kardeşime geçiyorum. Bizim endişelerimiz o doğrultuda da çünkü bu oran karşılıklı sunulan bu oran anlaşmalı sunulan orandır. Yani Anastasiya Elisan Sayın Akıncı şimdi kimse kusura kalmasın. Biz de yorumlarımızı yaparken eleştirilerimizi yaparken bu şekilde konuşmak durumundayız. Bu tezahürf değildi. İkisi iki taraf konuştu. Çünkü Birleşmiş Milletler'in açıklamasına geleceğim ben. Ondan dolayı. 29.2'yi Sayın Akıncı sundu. 28.7'yi Sayın, pardon 28.2'yi Anastasiyadis sundu. Birleşmiş Milletler'i bu sunumdan sonra dedi ki EYDE'nin açıklaması var. Ortalarda bir yerde buluşacaklar. Ortalarda bir yerde buluşacaklar. Birisi yukarı çıkacak, birisi aşağı inecek. Hemen sözde barışı destekleyenler ve isteyenler, sözde, neden sözde söylüyorum? Çünkü şu anda gerçek bir barış vardı. Tamam, anlaşma yoktu, çözüm yoktu. Ama yanlış bir anlaşmayla bu mevcut istikrarlı barışı da bozabilirsiniz. %5 biri inecek, %5 biri çıkacak ve %28.7'de iki lider buluşacak. Şimdi şöyle bir düşün halkın arasında. Ya %0.5 nedir ya? %0.5 çok küçük bir rakamdır. Çok ciddi bir alana tekabül eder. %0.5 45 kilometre kare bir alana tekabül eder. Bunu da hesapladığınızda Ercan Havalimanı'nı baz alırsanız bu yaklaşık Vadiliye kadar olan bir süredir. Bir zaman şeydir. Alandır. Alandır. Derinlik de hatta daha da fazla gider. Yani öyle o %0.5 denen noktanın içerisinde en azından 8-10 tane köy vardır. En az 8-10 tane köy vardır. Ondan dolayı biz bu endişelerimizi dile getirdik ve bu endişeleri de kamuoyunun duyacağı şekilde. Bir son bir şey, çok kısa bir şey daha da belki ilk kez duyacaklar birçok insanlar, şey izleyenler bizi. Ben Lefkoşa İlçe Başkanı olarak Sayın Sibel Sibel'i aradım. Tebrik ettim. Tutanakları açtığı için. Ve kendi partisinin içerisinde muhalefet edilmesine rağmen birçoğumuz canlı yayını izledik o gün şeyde. İzledik. Meclis TV izledik. İzledim ben. Kendi partisi milletvekillerinin çok itirazına rağmen Sayın Sibel Sibel göğsünü gere gere çıktı ve bu tak 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 neyse o günkü şeyler okundu. Ve müzakere heyetindeki birçok insanın görüşlerini çürüttü. Ben bunun üzerine akşamüstü aradım kendisini. Çok tanıdan, takdir ettiğim bir kişi Sibel Hanım. Tebrik ettim ben kendisini bu davranıştan dolayı. Sevgili Sadık dedi, daha da diğer tutanakları da açacağım dedi. Ve bunları da kamuoyuna da paylaşacağım dedi, günü gelindi dedi. Ben tekrar cesaretini aldım, kendisine teşekkür ettim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Evet, Barış. Ben de şimdi iki tane tecrübeli büyüğümü dinledikten sonra biraz sınavına az çalışmış öğrenci moduna girdim. Sayın Bakanımız Hasan Bey tecrübesi, İktidar Partimizin ilçe başkanı Sadık Bey'in tecrübesi. Bir kelime de hata edersem şimdiden affola diyeyim. Estağfurullah hocam, biz sizi yakından takip ediyoruz ama. Teşekkür ederim. Ben de Kıbrıs'ta Erkan Bey biliyor. Hasan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin dekanı Ulvi Keser hocamla beraber
Kıbrıs sorununda Rum Ortodoks Kilisesi'nin rolü başlıklı bir tezim var. Onu çalışıyorum ben de. Bir yıldır da Milliyet'te Cumhurbaşkanı'nı takip ediyorum ve süreci değerlendiriyorum. Dediklerinize katılıyorum. Hepsi çok güzel. Ben şuradan hemen bir şey demek istiyorum. Şimdi biraz önce Erkan Bey de söyledi, siz de söylediniz. %29.2, 29.3 ya da 34 neyse. Bir kere burada bizim kurbanda kurbanlık alır gibi satıcıyla 350 olur da 320 olmaz mı der gibi Kıbrıs bir kere pazarlık malzemesi olmamalı KKTC. Hani bu bir kere baştan usul hatası. Ben 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenini izlemek için Washington DC'deydim. Orada Kıbrıs işlerine bakan kişilerle görüştük. Orada Kolombiya Üniversitesi'nde görev yapan Mehmet Nesip Hocam'la da görüştüm. Sizin dediğiniz gibi, Sadık Bey'in dediği gibi Güney'in müzakere heyetinin uzun yıllardır aynı kişilerden devamlılık arz ettiğini ve kurt bir müzakere heyeti olduğunu, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müzakere heyetinin ise acemi ve tarihi süreci de perspektifi de çok bilmeyen bir heyet olduğu söyleniyor. Yani okyanus ötesi bile böyle görüyor süreci ve Rum heyetinin istediği şekilde de döndürebileceği kanısındalar süreci. 21 ay oldu yanılmıyorsam 15 Mayıs'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın müzakeresi. Ben bütün görüşmeleri, öncesi sonrası basın açıklamalarını, Rum tarafını komple yakından takip ettim. Cumhurbaşkanımız şöyle bir süreçle geldi. İlk önce New York'a taşıdı. Birleşmiş Milletler zirvesinde uluslararası bir boyuta taşıdı. BM nezdinde sorunun çözüleceğini dile getirdi. Daha sonra BM'de istediği şeyi alamadı. Biz o zaman da yaz ayındaki bir programımızda söylemiştik. Özdülnami Central Park'ta Lacoste tişörtüyle sincaplara fıstık atmış. Otel odasında bir poz verdiler. Kıbrıs davasını çözüyoruz, Kıbrıs sorunu çözüyoruz siyah diye. Bayan. Siyah bir tişörtle. Hani ne kadar ciddi olduklarını konuda orada da dile getirmiştik. Ondan sonrasında da süreç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ara bölgede BM gözetiminde devam etti. Yine aynı şekilde İsviçre'nin Montpellier'in şehrine taşındı. Ben bir yazımda da bunu değerlendirmiştim. İsviçre'nin Montpellier'in kasabası 1948'de Montpellier'in de neoliberallerin küresel ekonominin temellerinin atıldığı bir yerdi. Yerim. Ben bunu da yazdım yazımda. İkinci bir Montpellier'in özelliği olarak da şunu söylemiştim. Montpellier'in Vatikan'ın İsviçreli muhafızlarının seçildiği köy olarak söylemiştim. Hatta yazımda da şunu kullanmıştım. Neoliberallerin para politikaları ışığında Vatikan'ın sadık evlatlarının gölgesinde Kıbrıs davası sorunu çözülmez demiştim. Ve nitekim oradan da elimiz boş bir şekilde geri döndük. Ondan sonra tekrardan ara bölgede bitti denildiğinde bir öğle yemeği sırasında Cenevre tarihi verildi. Bütün ümitlerle hükümet yetkilileri, muhalefet, basın, bazı gözlemciler eşliğinde Cenevre'ye gidildi. Cenevre'de de görüşmeler yapıldı. İşte hatta görüşmede harita teslimi yapılmadan önce yapıldığında ya da Barış Burcu, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü şöyle bir açıklama yaptı. Gece 11 gibiydi Kıbrıs saatiyle. İşte yayın yapan Kıbrıs internet siteleri, haber sitelerinden takip ettiğimizde çok güzel gidiyor her şey. Haritayla ilgili bir soru sormayın. Her şey çok güzel dedi. 24 saat sonra garantör ülke Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu kabul edilemez bir süreçteyiz dediğinde hemen arkasından Barış Burcu da çıktı. Zaten Kıbrıs Türk'ün menfaatine olan bir şey yoktu. Biz de kabul etmiyoruz. Değerlerimize aykırıdır dedi. 24 saatte çark etti. Sadık Bey'in dediği gibi ilk zamanlarda barış üzerine ve çözüm üzerine kuruluydu. Son zamanlarda müzakere heyeti ve Cumhurbaşkanı Akıncı sizin de ankette belirttiğiniz gibi Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantörlüğünü istiyor. Doğru. Üzerine getirdi. Yani o da rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş Bey vefatından sonra hep onu suçlayanlar Mehmet Ali Talat dahil sonrasında dediler ki ya Denktaş haklıymış. Haklıymış. Doğrudur. Şimdi de Sayın Akıncı Bey de 20 ayda garantörlük hakkımızmış, Güney'e güven olmazmış süresine getirdi. Ben çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Şimdi Anastasiadis ve Rum Meclisi Enosis kelimesini biz Enosis olarak dile getirdiğimizde basit bir kelime olarak anlaşılıyor. Bu Enosis Rum Meclisi'nde alınmış bir karar. Anastasiadis'in partisi ve vekilleri
tarafsız kalarak destek olmuşlardır bir noktada da. Ve adanın tamamının Yunanistan'a siyasete bağlanması manasına geliyor. Şimdi o Cumhurbaşkanımız özür dileyeceğim dediğinde kapıyı çarpıp çıktığında, şimdi geri geldiğinde evet biz tekrardan oturuyoruz derse eğer Cumhurbaşkanı, yine yanlış yapar. Mecliste bir kere kararı iptal ettirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir ikinci üzerine durmak istediğim konu, Türkiye Cumhuriyeti garantör ülke olarak federasyon modelli eşit siyasal haklara sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Hükümeti'nin Federal Kıbrıs'ta birleşmesini istiyor ve destekliyor. Bütün söylemleri de burada. Rum Meclisi'nin aldığı karar ve Anastasiadis'in söylemleri siyasi eşitliğin olmadığı ve azınlık bir Kıbrıs Türk halkı olduğunu söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız Pakistan'a zirveye giderken tekrardan şey söyledi. Dedi ki masaya geri dönsün. Tamam da 21 aydır ne aldık da masaya neden geri dönsün? Adamlar düşünce olarak diyorlar ki biz zaten istemiyoruz. Enosis hayali kuruyorlar hala. Kıbrıs Türk halkı azınlık olarak görülüyor. Ve Cumhurbaşkanı 21 aydır özel olarak Anastasiadis'ten istediği iki bölgede de telefon hatlarının serbest dolaşımı ve güneyde eğitim gören, kuzeyden giden öğrencilerin okullarda şiddet görmesiyle ilgili bir yasa, hiçbir şey cevabını alamadı. Ama ısrarla kamuoyunda da ve sosyal medyada ve kulislerde geziyor. Nobel ödülü çözüm sonrası belki bir hayal de olabilir, güzel bir şey de olabilir. Bir siyasetçinin hayal de olabilir. Onu almak için hala ısrar ediyor. Ama yalnız Nobel değil ha. Oscar. Tabii. Bu, ben şöyle dedim. Çok özür dilerim. Bir cümle evet. Söyleyeyim. Çok, çok önemlidir. Bu birleşimcidir. Gelecek retori. Çok zeki bir adamdır. Şu an mevcut. Kesinlikle. Evet. Bunu Başbakan da değil mi Hasan Bey? Tabii Portez. Ve bunu kandırdılar, getirdiler şeye. İsviçre'ye dediler ki her şey tamamdır. Anlaşma olay bitti. Olay bitti. Kısmet sıradır dediler. Geldiği zaman geldiği zaman bir baktı ki ortada hiç anlaşma şey zemini yok. Hiç. Evet. Ve ne dedi? Bu iki aktörü dediği, kutlarım dediği ve bunların Oscar'a aday gösterilmesi lazım. Yani artist olarak. Yani tiyatrocudurlar. Ha. Şimdi yalnız Sayın Bakanım. Yani Nobel'e demedi. Özür dilerim sözünü. Oscar dedi. Ondan sonra çevirdi sözünü. Ve Oscar'da kaldı ama. Şimdi yalnız basın bunu alıp Sayın Bakanım kendine göre kullandıydı. Yani öyle bir yazılarda ilk algı operasyonu bu. Yani Sayın Genel Sekreter o kadar bir takdir etti ki çabalarını anlamında. Halbuki Sayın Genel Sekreter'in ama çalıştı. Yıllardır siz bu halkı nasıl uyuttunuz da hiçbir şey yok ortada. Yani o kadar güzel bir oynadınız. Bu adam bunu söylemiş. Aynısını New York Ciro'sinde 40 saniyede Ban Ki-moon liderleri yanına aldı. Suriye konusuna girebilmek için basının karşısına çıkması gerekiyordu. İki lidere dedi 20 aydır, yani o zaman 16-17 aydı. Sürdürdükleri süreç ve orta oyundan dolayı teşekkür ederim dedi. Cesaretlerinden kutluyorum. Devam etsinler dedi. Şimdi Cumhurbaşkanımız şunun kararını vermeli. Güney seçimlerine gidiyor. Güney seçime gidiyor. Anastasiadis siyasi bir hırsı uğruna veya tekrardan iktidarı uğruna Rum milliyetçilerin istedikleri duyguları kazıyor. Cumhurbaşkanı Akıncı da dedi ki tarihimiz bir, aynı yaşıttız biz dedi. Federasyon model çözüm için iki ortak lideriz biz dedi. Şimdi ben bu hafta Perşembe 2 yazımda kullandım. Düşüncede bir araya gelemeyenler bedenen bir arada gelse ne olur? Tekrardan Kuzey Kıbrıs Müzakere Heyeti ve Kıbrıs Türk halkı Rum'un Anastasiadis'in istediği oyu alabilmek için masada kullanacağı bir argüman olmaktan da çıkarsınlar. Yani biz bir malzeme miyiz onların seçiminde? Bir kampanya metodu muyuz? Yine dövdük Akıncı'yı, yine dövdük Türk tarafını. İstediklerini, haritalarını teslim aldık ama yine bir şey teslim etmedik noktasında bir aslında müzakere süreci var. Pakistan'dan döndükten sonra da bence hem meclisten kapıyı çarptığın elle geri gel demekten ziyade hem meclisten kararı iptalini ve seçimde, güney seçimlerinde bizi malzeme mi kullanacaksın yoksa gerçekten bir çözüme mi gidiyoruz biz? Yoksa Türkiye çözüm istiyor, Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor, siyasal tanınma istiyor. Sayın Bakanım dediği gibi 1960'tan beri gasp edilmiş haklarımız var bir kere Kuzey Kıbrıs Türk halkının. O haklar geri verilsin. Hani biz onların topraktan gelen tanzimlerini düşüneceğimizi, bizim halkımızın güneyde kalan malları ne olacak, ekonomisi ne olacak, biz bunların hesabını sorsun. Cumhurbaşkanımız şey diyordu, Ağustos'ta süreç biter, 2016 sonunda biter.
Bu uzar gider artık. Orta oyun haline geldi gitgellerle. Ve ben geçen haftaki yazılarımda da söyledim. Bizim müzakere heyetimizin ve Cumhurbaşkanımızın etrafındaki danışma ekibini şöyle bir yorum bulmuştum. İki sınıf danışmandan üçüncü sınıf algı operasyonlarını yemiyor kimse diye. Güney çok profesyonel, bu işi çok iyi biliyor. Masadan kalkıp giden onlar oldu, suçlu biz olduk. Ama biz Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgilerini, kırmızı çizgi kelimesinden de heyette rahatsız olanlar da varmış gerçi de. Kırmızı çizgilerini koruduktan sonra Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanıdır. Bizim cumhurbaşkanımızdır. Kesinlikle Rum'un ayak oyunlarına yedirmeyiz, algı operasyonlarına, ama süreci net ortaya koymalı. Hani çözüm mü, barış mı? Demin Erkan Bey'in dediği gibi 1974 20 Temmuz'dan beri adada barış, barış gelmiştir. Tabii barış var. Bizim siyasal olarak tanınmaya hakkımız var. İş adamlarımızın uluslararası platformlarda, uluslararası bankalarda, sporcularımızın uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla, kendi bayrağıyla temsil etme sorunumuz vardır. Biz bunun yoluna gitmeliyiz. Eğer olmayacaksa da temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp bunu tekrardan iç siyaset malzemesi veya güneyin malzemesi yapmak yerine ya da sarayda bir dönem daha geçirebilmek, güzel danışmanlıklar yapabilmek adına da artık pazarlık malzemesi olmaktan çıkarılmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani evet. Mehmet Nesip Hoca'dan selamlarını iletiyor bize. Yazısını Rum tarafının zihin dünyası diye bir yazısı var. Çok önemlidir. Ve bu yazıdan şu yani Mehmet Hoca şeyi anlatıyor. Mehmet Hoca Amerika'da görev yapıyor. Ve en son Rum tarafının Buenos Aires kararıyla ilgili özellikle Anastasiadis'in Rum basına yaptığı açıklamayı ki siz dile getirdiniz azınlık. Aynen şudur. Azınlığın ana söz sahibi olması, çoğunluğun ise sadece itaat etmesinde ısrar etme hakları, yani Türk tarafını kastetmekleri yoktu. Yani siz, bunu açıkça söylüyor Anastasiadis. Bize siz azınlıksınız. Peki bu söylem benim için yeni mi? Değil. Hayır, yeni değildi. Çünkü başpiskopos zaten hep söylüyordu. %18 nüfusa sahip onlara göre. Nasıl olur da %82'yi yönetecek talepte bulunabilir? Olamaz öyle bir şey. Ve Anastasiadis de ama değerli arkadaşlar, ne zamandır biz bir yemek yedik bazı Rum arkadaşlarla. Özellikle bizim Lefkoşa'da Selemiye Camisi'nin yanında bir restoran var. Şimdi reklam vermeliyim. Ev yemekleri de yapar. Ev yemekleri de yapar. Orasını talep ettiler ve güneyden geldiler. Sırf benimle görüşmek istediler. Orada bir yemek yedik. Ve bir tanesi doktordu ama bu konulara yakındı. Elmez dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bakalım bunu anlayacaksın dedi. Anastasiadis dedi, şimdi cübbe değil söyledi. Aynen Kıbrıs Rum ağzı, Kıbrıs ağzından söyleyeyim. Fustanella dedi. Yani ama cübbeyi kastediyor. Yani kilise başpiskoposların giydiği ya da kilisede bu papazların giydiği kıyafetten bahsetti. Anastasiadis bunu giydi dedi. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun dedi. Dedim bitti. Başpiskoposun yoluna girdi Anastasiadis. Federal çözüm istemiyor. Geçmiş bak, olsun. Bu işi biliyor, geçmiş olsun. Bu ne zamandı bu konu? Bu 2016'nın ilk aylarında olacak. Yani böyle Şubat ya da Mart ayıydı filan. Bazı açıklamalardan dolayı. Biz bunu biliyorduk. Sayın Akıncı'yı ve ekibini buradan uyarmaya çalıştık. Haddimiz değildir akıl vermek. Ama kendi düşüncelerimizi söylemek de bizim asli görevimizdi. Ben bu kadar çok etkilendim ki 12 Mart, yani işte 12 Mart geliyor, önümüzdeki hafta 12 Mart, Akıncı'ya bir hayır ateşi yaktım. Sadık Bey o gün siz de oradaydınız, siz de geldiniz. Sağ olasınız, bizi yalnız bırakmadınız. Orada da açıklamalarda bulunmuştuk ve demiştik ki biz, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının son bulacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantörlüğünün son bulacağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarının son bulacağı bir anlaşmaya peşinen hayır diyoruz dedik. Bu üç temel üzerindeydi. Bir hafta sonra Cumhurbaşkanı köye geldi. İşte hayır ateşi yandı. İlk kez bir hayır ateşi yandı. Daha evet ateşlerinden çok önce. Sayın Akıncı, işte bir yıl doldu. Bugün bir yıl oluyor işte önümüzdeki hafta. 11 ayda Sayın Akıncı bizim söylediğimiz noktaya geldi. Tarih budur işte. Tarih söylenmez Hasan Bey. Tarih yazılı. Biz tarihi yazdık. Biz hangi uyarılar yaptıysak Sayın Akıncı'ya yönelik, bunlar hepsi de
yapıcı ve olumlu uyarılardı. Ben söyledim de bir kelime bulsunlar aşağılayan ya da küfreden, ben bu işi bırakıyorum. Bir de daha televizyon programı yapmam, bir de daha yazı yazmam. İşte tarih odan 12 Mart, açınız gazeteleri, o günkü haberleri göreceksiniz. Niye uyardık biz Sayın Cumhurbaşkanı? 11 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı benim, bizim, benim gibi düşünenlerin söylediği noktaya geldi. Özellikle o gün Akıncılar'da yapılan hayır atışında en büyük vurgu Türkiye Genelkurmay Fiili Garantisi'nin olmazsa olmazı. O kadar. Birinci madde en büyük vurgusu buydu. En büyük vurgu oydu. Garantörlüğü olmazsa olmazıydı. Türk askerlerindeki varlığının devamı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarının korunması. Vurgu da Sadık Bey'in dediği gibi garantörlüğüydü. Sayın Akıncı geldi mi 11 yıl 11 ay sonra bizim söylediğimiz noktaya geldi. O kadar da daha önce geldi. Daha önceden geldi. Ama en son işte ben 11 ay sonra bu müzakere yürütülemez dedim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra biz yine burada olacağız. Rightmove Cyprus'ta fırsat şenliği durmak bilmiyor. Daire, villa, dükkan, arsa ve daha birçok gayrimenkulü almak, satmak veya kiralamak için Rightmove her zaman olduğu gibi yine yanınızda. Fırsat yağmurunun dinmediği Rightmove Cyprus'ta bu haftanın özel fırsatı. Girne merkezde 2+1 müstakil havuzlu, otoparklı, denize 50 metre mesafede benzersiz bir proje. Rightmove Cyprus'la sadece 92 bin sterlin. Bu özel fırsatı kaçırmamak, daha fazla geç kalmamak için bizi arayın. İletişim ve danışma numaramız 0533 870 21 36. Akdeniz'den doğan güneş, Akdeniz Temizlik, Kıbrıs'ın temizlik anlayışını değiştirmeye geliyor. Girne ve Lefkoşa bölgesinde tüm kurum ve kuruluşların inşaattan evlere, halılardan koltuklara, iş yerlerinden bürolara kadar kısaca A'dan Z'ye tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Uzman kadro, son teknoloji makinalar ve güçlü endüstriyel temizlik kimyasallarıyla halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Temizlikte çözüm ortağınız olup size bir telefon kadar yakınız. Telefon numaramız 0533 836 08 00. Akdeniz Temizlik. Kampanya büyük fırsat. Bu fiyatlarla Antalya Kıbrıs'ta dolacak. 4 gece 5 gün 1390 TL. Uçak bileti dahil, transferler dahil, her şey dahil 5 yıldızlı oteller. Ayrıca çocuk bedava, çek yok, kredi kartı yok, peşin fiyatına taksitle. Polatkan Turizm 444-0222 www.polatkan.com.
Yıllardır Atsa İnşaat'ın kalitesine güvendiniz ve kazandınız. Bizler de bu güveni boşa çıkarmadık ve müşterilerimize evlerini zamanında sorunsuz teslim ettik. Lüksün kaliteyle buluştuğu Gönyeli'nin merkezinde, Kolon Hastanesi'nin karşısında, Satur 7 ve 8 apartmanlarımızda Temmuz 2017 teslim tarihli 2+1 Türk Koçanlı son 3 daire için elinizi çabuk tutun. Ayrıca Atsa İnşaat şimdi yepyeni bir projeyle karşınızda. Gönyeli Yenikent'te Vedat Petrol karşısı Türk Koçanlı 2017 Aralık teslim tarihli 2+1'ler ve Penthouse lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Projelerimiz hakkında bilgi almak için sizleri ofislerimize bekliyoruz. Atsa İnşaat 0392 227 3903 ve 0533 865 57 65. Tecrübesiyle Karaoğlan Kuru Yemişleri sağlıklı ve temiz üretim önceliğiyle ağzınıza layık lokum, kuru meyve, krokan, cezerye, draje, şekerlemeler ve taptaze kuru yemişleri sizlere sunarken yine %100 yerli üretimimiz olan tadına doyum olmayacak sadrazam sucuklarını da sizlerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Onlarca çeşit, yüzlerce tat ile adamızda üretip halkımıza sunuyoruz. Bu eşsiz lezzetleri tüm seçkin marketlerde ve parakende satış mağazalarımızda bulabilirsiniz. Telefon numaramız 0392 225 73 14 0533 887 52 52. Bazı durumlarda sizi kimsenin düşünmediğini hissedersiniz. Ama eğer şeker sigortalıysanız sizi hep düşünen birilerinin olduğunu bilirsiniz. Konut, iş yeri, araç ve daha birçok alanda hayatınız şeker sigortanın koruması altında. Şeker Sigorta 444-0404. Yurt dışı seyahatlerinizde beklenmedik durumlara karşı Zirve Sigorta yurt dışı seyahat sağlık sigortasını sizlere sunuyor. Üstelik tüm tedavi masraflarınızı, seyahatinizin iptali durumunu ve dahası kaybolan bagajınızı ödüyor. Dünya için 20 liradan başlayan fiyatlarla. Zirve Sigorta tüm sigorta ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızda. Kıbrıs'ta balık denilince akla gelen ilk firma Bozdağ Balıkçılık, halkımıza taze ve doğal balıkçılığı sunmak adına Lefkoşa Yenikent, Lefkoşa Küçük Kaymaklı, Girne, Mausa ve Girne Şah Market'le birlikte adamızda tam 5 şube ile sizleri balıkla buluşturuyor. Denizlerimizden soframıza taze balığın en kalitelisini sizlere sunan ve taze balıkçılığı prensip haline getiren Bozdağ Balıkçılık sizler için çalışıyor, sizlere birinci sınıf ürün sunuyor. Bozdağ Balıkçılık. Right Move Cyprus sizler için inanılmaz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Girne merkezde döner kavşak üzeri, alışveriş merkezi yanı, sendeli 70 metrekare, kira garantisi devam eden eşsiz lokasyonlu bu dükkan sadece Right Move Cyprus'la 189.950 sterlin. Daha bitmedi. Yine Girne merkezde muhteşem dağ ve deniz manzaralı, 2 yatak odalı, 90 metrekare modern döşenmiş full eşyalı penthouse. Yine Right Move'a özel sadece 89.950 sterlin. Right Move Cyprus, gayrimenkulde doğru adımınız. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim. Dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160, 80'e 240...
120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya Seramiyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Distribütörü Cahit Necipoğlu. Starzer Mobilya'dan dev atılım. Kuzey Kıbrıs'ta evinizin veya iş yerinizin tüm mobilya ahşap işlerini yapmaya uzman ekibimizle talibiz. Yenilemiş olduğumuz makine paktımız ve uzman ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. İç mimarlarımızın sizlere özgü yapmış olduğu tasarımları sizin de hayal ve düşüncelerinizle harmanlayarak mobilyalarınızı üretiyor, siz değerli müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Magosa Merkez, Çanakkale Mahallesi, Erbatu Apartmanı numara 1. Telefon 0533 885 43 43. Lefkoşa Mağaza, Şehit Mustafa Ruso Caddesi, telefon 0392 228 11 88. Gerçek et, gerçek üstü lezzet. Nero Et Dönerci de sizleri bekliyor. Taktiklerimizle zaman kaybetmeyin. Etin en lezzetli, dönerin en eşsiz hali. Nero Et Dönerci. Eşsiz. Kıbrıs'ın ilk konsept et dönercisi. Nero Et Dönerci, Girne Ziya Rızkı Caddesi numara 341'de. 444-63-76. Onlarca marka, binlerce ürün. Adanın en büyük yapı marketi Demirbilek Yapı Marketlerinde bol çeşit, uygun fiyat ve kampanyalar sizleri bekliyor. Demirbilek Yapı Market. Hanımefendi, kapatıyoruz. Demirbilek'in dev mağazasında zaman kavramını kaybedeceksiniz. Sayısal televizyon yayınlarında yeni bir dönem başlıyor. DVB-T yani sayısal karasal yayınlar artık Doğu bölgesinde de izlenebiliyor. Mausa, İskele ve Karpaz bölgesindeki izleyicilerimizin DVB-T yayınlarını izleyebilmek için televizyon antenlerini Doğu bölgesi verici merkezi olan Kantara'ya, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerindeki izleyicilerimizin ise Batı bölgesi verici merkezi olan Selvili Tepe'ye yönlendirmeleri gerekmektedir. DVB-T uyumlu televizyon alıcısı olan izleyicilerimiz artık uydu alıcısına gerek kalmadan sıradan televizyon antenleriyle tüm Kuzey Kıbrıs televizyon yayınlarını izleyebilecekler. Doğu bölgesindeki izleyicilerimiz DVB-T uyumlu televizyonlarını 25. kanala, Batı bölgesindeki izleyicilerimiz ise 41. kanala ayarlayıp kanal araması yaptırmalıdır.
Alıcıları eski tip ve DVB-T yayınlarına uyumlu olmayan izleyicilerimiz ise set-top box edinerek bu yayınları izleme imkanı bulabilirler. Güncel DVB-T teknolojisi size dijital ses ve görüntü kalitesi sunuyor. Yardım etmek yani duygu verici bir his. Çünkü yardım edince insanlar seviniyor ve biz de seviniyoruz. Çöp topluyoruz. Herkes bizi baksın, bizim gibi yapsın diye, büyüklerimiz örnek olsun diye. Arkadaşlarımızla yaptığımız birçok iş var. Bazıları da ihtiyaçlı ailelere yardım ediyoruz. Onlardan da gurur duyuyoruz yani bu işi yaparken. Umarım onlar da bizden gurur duyuyordur. Evet, bize dediler çok teşekkür ederiz. İyi iş yapıyorsunuz. Herkes bize teşekkür ettiler. Bundan da hiç yani bundan da gurur duyuyoruz. Hiç üşemiyoruz. Biz olan tartışmalar yapıyoruz. Çözümü doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ven yine aksiyon. Na bandiso dedi. Bu değeri yoktur. Yani buna cevap verme değeri yoktur bunun dedi. Gidin o bölgelerde hayat kuran insanlara bunu sorun. Versek tamı kardayız diye. Kan ver, hayat kurtar. Unutmayın, kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bir gün size de lazım olabilir. Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin, kan bulunmazsa ölecek bir hastanın, sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır. Ancak sizlerin yapacağı düzenli kan bağışları sayesinde talasemiya hastalarımızın yeterli ve düzenli kan alımı ile onlara daha kaliteli bir yaşam için katkı sağlayabilirsiniz. Kan verdiğinizde kandaki yüksek yağ oranı düşer. Kalp krizi ihtimali %90 azalır. Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde de kan vermenin çok büyük katkısı olur. 18-60 yaş arasında ağırlığı 50 kilogram üzerinde önemli bir sağlık sorunu olmayan kan merkezine kan vermek için geldiğinde yapılan muayenede sağlığı uygun olduğu tespit edilen ve hemoglobin ölçümü normal olan herkes en sık 3 ay aralıklarla kan bağışında bulunabilir. Kan vermek yaklaşık 30-45 dakika sürecek basit ve güvenli bir işlemdir. Unutmayalım, kan kaynağı yalnızca insan olan bir yaşam sıvısıdır ve ancak gönüllü ve karşılıksız yapılan bağışlarla elde edilir. Her damla kan kurtarılan bir candır. Haydi kan bağışına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı. Evet değerli izleyiciler, Kıbrıs konusunu, Kıbrıs sorununu aslında konuş bitiremeyiz. Ama biz zamanı geldikçe, vakti geldikçe hatırlatmalarımızı yapmak durumundayız. Çünkü Kıbrıs sorununun gelişimi bizim doğmamış çocuklarımızı dahi ilgilendiriyor. Çünkü biz bu adada varız. Var olmaya devam edeceğiz. Biz halkız burada. Biz Rum'un gördüğü gibi azınlık değiliz. Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'ne isyan etmiş azınlık hiç değiliz. Bizim burada devletimiz var.
tüm kurumlarıyla çalışan bir organizmadır. Eksik, aksak yönlerini düzeltmek de bizim işimizdi. Onun için biz çözüm karşıtı değiliz. Evet, biz de çözüm istiyoruz. Ama her şahsın hakkı olduğu gibi ya da siyasi partilerin ya da siyasi oluşumların ya da sivil toplum örgütlerinin çözüm anlayışları aynı olmayabilir. Bir grup gözü kapalı federal bir çözüm ki masada federalizm dahi yoktu. Yani Rum tarafının da söylediklerine baktığımız zaman o dengeli, adil, federal bir çözümü göremiyoruz. Talepleri, istekleri doğrultusunda. Özellikle 11 Şubat 2014 belgesi çok önemlidir. Ben ne kadar da karşı olsam bile bu Anastasiadis ile 3. Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu tarafından imzalandı. Ve o maddelere baktığınızda bugün onlar dahi yoktur, onlar dahi konuşulmuyor. Onun için bizim çözüm anlayışımız farklı olabilir. Ama biz çözüm istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını geri götürmeyecek, Türkiye'nin garantörlüğünü tartıştırmayacak ve Türk ordusunun varlığının devamını istiyoruz bu arada güvenlik için. Biz böyle bir çözüm istiyoruz. Olmayacaksa da olmayacak. Devlet olarak, devletimiz olarak yolumuza devam edeceğiz ve yatırımlarımıza bakacağız. Artık gözler Başbakan Sayın Hüseyin Özgür'ünde. Bu ülkenin parlamenter sistemle yönetilen bir sisteme sahibiz burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Cumhurbaşkanı seçilirken toplum lideri olarak seçiliyor ve müzakere masasında toplum lideri olarak tanınıyor. Anayasasının kendisine verdiği bazı haklar var, yetkiler var. O yetkileri kullanabiliyor. Ama icraatın başı hükümetti. Ve bugün burada Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti hükümeti var. Ve gözler bana göre bu saatten sonra Sayın Özgür Gün'de. Başbakan da, Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş'ta ve hükümette dolayısıyla. Ve dün çok önemli bir yatırım yapıldı. Özellikle Güzelyurt bölgesi. Ki Rum tarafı olmazsa Güzelyurt anlaşma olmayacak. E olmayacaksa olmayacak. Yani ne yapalım? Biz anlaşmanın derdine düşüp de kendi halkımızı mağdur mu edeceğiz? Yatırım yapmayacak mıyız? Ve orada Güzelyurt'ta dün çok önemli bir yatırıma imza atıldı ve yeni bir hastanenin temeli atıldı. Öyle de Sadık Bey değil mi? Doğru. Siz orada mıydınız? Yok, ben dün başka yurt dışından misafirlerimize katılamadım ama tabii ki projenin içeriğini, maliyetlerini ve ne kadar zor süreçlerden geçirilip de dünkü aşama getirdiğini çok iyi yakından bilenlerden bir tanesiyim. Yani artık biz bunları bekliyoruz. Hükümet projelerini, zaten hükümetin bütçesi daha geçerli bir ay. Ya da kurulan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti hükümeti bütçesini işte Aralık ayında geçirdi. Bugün işte Şubat'ta çıktı, Ocak itibariyle filan artık bütçeyi kullanmaya başlayacak. Ve bu bütçede öngörülen yatırımlar var. Doğru. Artı Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulan altyapı yatırımları var. Dün Sayın Kemal Dürüst, Sün Bakanlığı'na bağlı olan özellikle dağ yolu ile ilgili bir ihale açıldı Türkiye'de. Girne dağ yolu ihalesi hem bir yolun daha ihalesi. Tek şerit olan çift şerit olacak bu iki yol. Ve orada ciddi şekilde trafiğe bir rahatlama gelecek. Çatalköy yolu. Çatalköy yolu. Tamam. Çatalköy yolu. Girne yolu. Duble yol olacak. Evet. Duble yol olacak ve bu Girne trafiği de rahatlayacak. Gerçekten çok sıkıntılı bir trafik burada. Aslında hükümetin bundan sonra bunlara hız vermesi gerekiyor. Ve buna bağlı olarak Hasan Bey'in de ilgi alanı, aslında çalışma alanı olan güneş enerjisi, o çok önemli. Türkiye'den gelecek olan elektrik, o da çok önemli. Ki şimdi öyle olduğunda aklıma bir anda şu geldi. Şimdi Averof Neofidos, DİSİ'nin başkanı ve bu Enosis kararını komitede destekleyen Anastasiadis'in partisi, genel kurulda da çekimser kalıp geçmesini sağlayan parti. Bu Enosis'i anma ya da kutlama kararı. Ve Sayın Akıncı buna reaksiyon gösterince şunu dedi Averof. Bakın Türkiye'den su geldi dedi. Biz dedi itiraz ettik mi suya dedi. Elektrikle ilgili anlaşma yapıldı. Türkiye'den elektrik gelecek. Buna itiraz ettik mi biz dedi.
ve itiraz ediyor Sayın Akıncı'ya nazis kararına. Ve İstanbul'da bir yemek oldu diyor. Yemeğe Sayın Akıncı davet edildi. Hatırlıyoruz o yemeği. Evet. Ve Anastasia terk etmişti İstanbul'u. Ve biz ona itiraz mı ettik dedi. Zaten siz katılmadınız ki. Kaldı ki İstanbul'da ev sahipliğini Sayın Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir yemekte, resmi bir toplantı olmayan bir yemekte. Belki orada Anastasia Akıncı ve Sayın Erdoğan üçlü bir görüşme yapabilirlerdi. Resmi olmayan bir görüşme. Ve Kıbrıs sorunun çözümüne de katkı sağlayabilirdi. Ve Anastasia ayrıldı. Ve biz ona itiraz etmedik diyor Averof. Yemeğe katıldı diye Akıncı. Biz Enosis kararını aldık da buna mı itiraz etti? Onun için biz işimize bakmamız lazım. Bu saatten sonra sözü yine söz büyükten başlayalım. Hasan Bey'den başlayalım. Evet, şimdi değerli arkadaşlar. Yatırımlar önemli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Yatırımlar çok önemli. Ondan önce yalnız bu karşı tarafla yapılan görüşmeler için birkaç cümle daha söylemek istiyorum ben. Tabii ki. Bir kere herkesin şunu anlaması lazımdır. Bizim güney komşularımızla anlaşma yapılmasına imkan ve ihtimal yoktur. Bunu herkesin kavraması lazım. Ve şimdi tam zamanıdır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı mı yapar? Hükümetten maalesef ben umudumu kestim. Eğitim Bakanı yok denecek gibi bir şey. Böyle bir durum karşısında. Mehmet Nesip Hoca bize bir mesaj attı Amerika'dan. Bunu hemen okuyayım. Gerek Amerika'da gerekse Türkiye'den bakıldığında sadece hep o malum sivil toplum örgütlerinin adı duyuluyor. Ki az önce Sadık Bey de bunu dile getirdi. Üç kişi bir sivil toplum örgütü. Kuzey Kıbrıs'ta herkes onlar gibi düşünüyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Onun için sizlerin yaptıkları çok önemli. Sizleri saygıyla selamlıyorum ve yaptıklarınızı çok önemsiyorum. İyi ki varsınız. O masada oturan herkese de selamlarımı iletiyorum diyor Mehmet Hoca Amerika'dan. Biz de selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Şimdi dolayısıyla bu gerçeği herkesin kavraması lazım ve bunu gençlerimize iletmemiz lazım, anlatmamız lazım. Tam zamandır şimdi okullarımızda Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizi gerçek anlamda, yani biz kabataşçılık yapıp onlar gibi, Rumlar gibi en iyi Rum, ölü Rum'dur diyerek değil, nedir bu ülkenin gerçekleri, onları gençliğimize anlatmamız lazımdır. Tam zamanıdır şimdi. Ve oradan güneyde, mecliste alınan karar, herkesin dediği gibi kutlama kararı değildir. Hayır, Enosis mücadelelerinin devam ettiğinin teyididir. Bu kutlama falan değildir. Sen gideceksin orada ilkokul çocuğuna Türk düşmanlığı yapacaksın. Ve ondan sonra bunun adı şey olacak, kutlama değil. Bu Enosis mücadelesini devam ettirme uğraşıdır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ben geçen defa programımızda Erkan kardeşim bir örnek vermiştim. Gene hatırlatayım onu. Şimdi Güney toplumunda hiç yani iyi insan yok mu? Elbette ki var. Yani gerçeği bilen, düşünen insanlar da var ve oradan bir arkadaşım bana şunu söyledi. Senin umudun var mı? Geçen sene, bir sene. Anlaşma olacağı konusunda senin umudun var mı bir eski bakan olarak? Dedim ben sorayım bu soruyu sana. Sen cevap ver bana, ondan sonra ben cevap vereyim. Benim yok dedi. Ve bu arkadaş son derece böyle iki toplumun bir araya gelmesinden yana olan birisi. Niçin dedim? Çünkü dedi şimdi size gelirken buraya buluşalım. 8 yaşındaki kızımı ben eve götürecektim dedi. Ve bir yerde bana dedi ki baba önümüzdeki arabayı görüyor musun? Evet. Köpektir dedi bunlar. Türk plakasından çocuk, Türk arabası olduğunu biliyor ve köpektir diyor. Niye böyle söylüyorsun babacığım diyor. Ya, bunlar da insandır. Türk insan olamaz dedi. Şimdi bunu söyleyen o 8 yaşındaki çocuğun, o küçücük çocuğun ne suçu var? Okullarda aldıkları eğitim bu. Dolayısıyla şunu iyice kavramamız gerekir arkadaşlar. 29.2 dedik biz. Ruma değil mi? 19.2 desek ya da kabul etmezler. Bunu tamam. Öyle bilin. Bunu böyle bilin. %100. Gerçek. Bu ülkenin gerçeği budur. Birkaç defa yani biraz fazla
söylediğim bunu ama tekrar hatırlatayım. Duymayan gençlerimiz duysun bunu. 1964'te bize saldırdıkları zaman her tarafta Türk köylerini yaktılar, yıktılar. Yüzlerce vatandaşımızı, kardeşimizi öldürdüler. 103 köyümüz göçmen oldu. Ondan sonra baktılar ki NATO çatırdayacak. Amerika müdahale etti. Dedi ki benim planım vardır. Size gönderiyorum. Bunu uygulayın. Açeson planı meşhur bu. Bunu gençlerimiz bilmez. Neydi bu plan arkadaşlar? Amerika öneriyor bunu. Bu Büyük Konuk köyü var ya. Büyük Konuk burada. Evet. Alalan Büyük Konuk o bölgede. 40 kilometre kare Türkiye'ye 50 yıllığına kiralanacak üs olarak. Bak zaten Türk toprağı, Türk köyleri onlar. 50 yıllığına bir Türk üssü oluşacak orada. Meis Adası bize verilecek. 500 nüfuslu bir ada. Türkiye'nin hemen bitişinde Meis Adası. 500 nüfus. Bak 500 insanın yaşadığı bir ada bize verilecek. Buradaki Türkler isterse oraya gidecek. İsteyen oraya gidecek. Meis Adası'na. Lefkoşa'da yüksek memur bulunacak Türklerden. Bakın ne demekse o. Bir yüksek memur bulunacak diyor. Lefkoşa'da Türklerin sorunlarını halletmek için. Hükümetle istişare ederek ve bunun karşılığında Enosis olacak. Ada Yunanistan'a hediye edilecek. Ve Türkiye maalesef bunu kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. O konjektürde. Kabul etmek zorunda kaldı. Çıkarma gemin yok. En küçük bir şeyi askeri hareket yapamazsın. NATO geldi bütün şeyle heybetiyle. Bir defa daha hangi yılda olduğunu söylemişsin sen benim. 1964 Temmuz. 1964 Temmuz. Açı sokladı bu. Yunanistan o da hayır demedi. Sonuçta en üstü olacak. Konu Makaryos'a geldiği zaman arkadaşlar bunlar tarihi bilgilerdir. Gençlerimizin bunları bilmesi lazım. Makaryos'un cevabı şu oldu. Kesinlikle hayır dedi. Ohi cebale ohi dedi. Makaryos. Bizim davamız dediğim kayıtsız şartsız Enosis'tir. Burada şart vardır. Onun için kabul etmiyorum dedi. Ve bizi kurtardı o zaman. Zaten 3 defa Rumlar kurtardı bizi. Bir bu Açeson planında, bir 74 Temmuz'unda, 15 Temmuz'da. En sonunda Annan planında. Bir de Annan planında. Evet. Bunlar kurtardı bizi. Yoksa çok biz, ilginç tarihi bir süreçti o da. Gerçek. Bunu da konuşuruz. Gerçek bu. Şimdi Tezel Muharrem Bey İsveç'ten bize bir mesaj. Değerli sınıf arkadaşım, selamlarımı iletirim. Sizin sınıf arkadaşınız. BAFTA. İzliyor bizi şimdi. Evet. Ben hemen okuyayım bunu. İyi akşamlar, iyi yayınlar arkadaşlar. Ben çok açık ve net bir şekilde olası bir anlaşma sonucu üzerinde anlaşılmış olan metin birkaç içeriğine vurgu yapmak istiyorum. Bize kalacak olan toprağın diyelim ki %28.7 Türk tarafında yerleşecek olan ve siyasi haklara sahip olacak Rumların Türk nüfusunun %20'si yani 55 bin Kıbrıs Rum bizim içimize yerleşecek. Tüm kilise mallarına yerleşecek olan papazlar ve personel, diğer azınlıklar, Maronit, Ermeniler, Latinler vesaire. En önemlisi AB kriter ve yasalarına göre serbest yerleşim, serbest iş kurma ve buna benzer unsurlar. Lütfen bu sulandırılmış Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne bakın. Bizim istediğimiz bu mudur? Eğer böyle bir çözüme evet dersek Kıbrıs Türk'üne ve Kıbrıs Türklüğüne Allah'a ısmarladık diyelim. Bu şartlar altında Kıbrıs Türk'ü ayakta duramaz. Eninde sonunda yanan bir ateş değil, kül olmaya mahkum kalacak. İsveç'ten selamlar diyor. Yani özetle aslında budur bizim de bunu ısrarla endişelerimizi dile getirdiğimiz konu budur. Bir de Ayşe Öztabay, biliyoruz Ayşe Hanım'ı, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda kendisi zannedersem. Ben hemen onun attığı mesajı da okuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçek ve sürdürülebilir bir yapı taşıdığı yönünde kararlı tutumlar var. Yolumuza devam edeceğiz etmesine deniyor da o yolda sorulması gereken sorular ve soruyorum. Devleti yöneten kadroların halkın adına alınmış olduğu kararlar bütün bir kısmının meşruluğu bağımsız mahkemelerde sorgulanırken, işe alımların hala torpil gölgesinde olduğu, hastanelerde kaos olduğu ve hasta hakları yasasının dahi olmadığı, trafikte tedbirsizce mütevellit
her gün öldüğümüz emekli aylıklarının mahkeme kararlarında binaen yasal karşılığının ödenmemesi durumu, devletin güvenlik birim yetersizliği sebebiyle yaşanan güvenlik zafiyetini, nüfus sayısının bilinmemesini, artan kriminal olayların nasıl çözüleceğini, sosyal bir hukuk devleti esaslarını yerine getirmeyen bir yapıyı nasıl sürdüreceğimize dair projeleri bilmem gerektiğini düşünüyorum. Nedir öneriler? 50 sene sonra hala önerileri duymak ve ikna olmak istiyorum. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bunu birazdan konuşalım. Ve Hasan Güler Bey'inkini de okuyorum. Hemen ona da haksızlık olmasın. Aylardır görüşmeler konusunda yorumlar vakit geçiriyoruz. Niye okuyoruz? Artık bizim bu şekilde bir çözüm perspektifinden sonuç almayacağını kabul ediyorsak bizim için çözüm ne şekilde olması gerektiğini tartışalım. Çok doğru aslında. Çözüm yeni parametreleri tartışalım. Bu başlatılsın. Hasan Bey çok güzel söyledi. Biz madem ki böyle bir çözüme bu Kirum'un öne sürdüğü aslında federalizm değildi. Çoğunluğun azında hükmedeceği. İşte dört özgürlükle başlayan ve işte yeniden Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Federal Devleti'nin AB'ye başvurmayacağı, Birleşmiş Milletler'e başvurmayacağı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamını öngören azınlığın çoğunluğa zaten dönüşümlü başkanlığı vermek istemediğini, zaten yoktur masada diyor Anastasiadis. Olsa bile altı boş dönüşümlü başkanlığı ne yapacağız? Tabii Sadık Bey siz hangi konudan değerlendirmek isterseniz buyurunuz. Ben Kıbrıs konusunu çok konuşuyoruz da biz güzel yurttaki dünkü yatırımdan ve bugün hükümetin yapması gerekenler, ne yapması gerekir hükümet? Zaten bunları işin içinde siz biliyorsunuz. Hı-hı. Biraz bunları konuşalım. Şimdi Ayşe Hanım'ın da söyledikleri önemli. Bunları da nasıl aşacağımızı konuşalım. Konuşuruz. Ben bitirmek bitirsin Hasan ama. Bey. Tamam. Bilmiyorum tabii. Ama şimdi diyordum Hasan Bey de yorumunda. Çünkü hemen yani çok önemsediğim bir konu vardır. Tabii arkadaşlar. Ki. Buyurun Hasan Bey. Yani biz bağımsızlık hareketinin içinde olan kimseleriz. Ve rahmetli Denktaş'la bu konuda çalışma fırsatı buldum. Aynı partide olmamamıza rağmen ben Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin milletvekili seçilmiştim. Denktaş Bey önce UBP'deydi ama ondan sonra bağımsız kalmıştı ve bu bağımsızlık hareketi içerisinde de yalnız bir lider olarak bizimle birlikteydi. Kim vardı başka? Bütün sivil toplum örgütleri. Özellikle sol düşünceli sendikalar. Başta öğretmenler sendikası. Ve Denktaş Bey biraz önce bu söylediğimiz şeylerden hep deneyimlerden geçti. Ya arkadaşlar diyor. İşgalci onlar. Adamımızı işgal ettiler. Gelin oturalım baştan bir devlet kuralım diyoruz. Yanaşmaz bile adamlar. Ben anlıyorum. Kesinlikle bizim de devlet kuracak değil bu insanlar. Dolayısıyla biz ömür boyu devletsiz kalacak değiliz. Devletimizi ilan etmek lazım. Beni ve Fuat Veziroğlu'nu görevlendirdi. Bakın bu belge çok önemli bir belgedir. Dedi ki eğer bunu biz ihtilalle yaparsak bu bağımsızlığı Birleşmiş Milletler tarafından tanınması güçleşecek. Onun için bir önerge verin meclise, referandumla yapalım bunu. O zaman Birleşmiş Milletler Anayasası'na göre devletimizin kabul edilmesi çok muhtemeldir. Tamam mı? Ve bu önergeyi bakın Fuat Veziroğlu verdi imzalı. 11 Ekim 1983. Bu bağımsız devlet ilanı referandum yasa tasarısıdır. Yasa önerisidir. Ve maalesef mecliste kabul edilmedi. UBP'de oy vermedi ve kabul edilmedi. Ondan sonra Sayın Denktaş dedi ki gidin konuşun muallimlerle, öğretmenler sendikaya. Eğer tamamsalar ilan edeceğiz devleti. Ve bu şekilde ilan edildi. Bugün nereye geldik? Şimdi hayal görmeyelim arkadaşlar. Karşı tarafta çok büyük bir idealle Enosis peşinde koşan bir toplum var. Bizimle hiçbir şekilde anlaşmak istemez. Bunu bilelim. Çok iyi bilelim ve şunu da bilelim ki eğer böyle derme çatma bir anlaşma yapılırsa bu güzelim adayı Suriye'ye, İrak'a benzetilir. Dikkatli olmalıyız. Barış güçleri esas biziz. Bizim düşüncemizde olan insanlardır. Barış isteyen biziz. Şu anda mevcut barış var zaten. Bunu bozmaya çalışanlara
alet olmayalım ve çok dikkatli olalım. Bu çok önemlidir. Herkesin bu bilinçli olması lazımdır. Yani sanki bizim de anlaşma yapmaya böyle can atan bir komşumuz var da biz kaçıyoruz. Öyle değil. Durum tam tersidir. Evet. Bırakalım evet, Sadık Bey'e de ondan sonra tekrar alır. Şimdi Sayın Emes, ben gelen mesajlarla ilgili de cevap vererek konuşmaya başlayayım. Şimdi programın hemen başında ilk söz aldığımda ben şunu söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkeye gelir gelmez alınması gereken ilk kararlardan bir tanesi de referandum olmalıdır demiştim. Referandumun içerisinde de müzakerelere devam edilsin mi, edilmesin mi? Tabii ki müzakereler devam edilmeyecek ise halkın önüne bir B planı koymanız gerekiyor. Hiçbir şey muallakta ucu açık bırakamazsınız. Bununla ilgili de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması olarak konuştum. Bir öneri sunmuştum ben. Umarım mesaj atan değerli izleyicilerimizin de tekrar gündemine getirmiş olayım. Benim nettir düşüncem. Çünkü artık bu saatten sonra görüşmelerin tıkandığı ve bittiği yönünde ciddi görüşlerimiz hemen hemen tüm kesimin vardır. Ve bu saatten sonra ne Anastasiyadis yapılacak olan seçimlere yönelik, kurum tarafından yapılacak olan seçimlere yönelik ne bir adım geri atacaktır, ne de Sayın Cumhurbaşkanımız bu lafları yutup tekrar masaya oturacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir Sayın Akıncı'nın da bu saatten sonra işte yanlış anladık be dost, gel masaya, bu kadar kolay masaya döneceğini ben tahmin etmiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın da. Onun için bizim de 40 yıldır süren ve şükürler olsun diyeceğim artık. Ki keşke bir çözüm olsaydı, o ayrı bir olay ama şükürler olsun. Niye dedim ki? Çünkü biz 40 yıldır savunduğumuz tezlerimizin 40 yılın sonunda ortaya çıkması ve bunların da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından söylenmesi demek ki 40 yılda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesiydi. Neydi bunlar? İşte Türkiye'nin etkin fiili garantisi, iki kurucu eşitle dayalı devlet ve diğer kırmızı çizgilerimizle ilgili söylediklerimiz, olaylar. Şimdi tabii ki bir ülkede yapılan tüm anket çalışmalarında her şeyde ilk iki sorundan bir tanesi Kıbrıs konusudur. Diğer konuların başında da gelen ekonomik sebeplerdir. Eğer bugün değerli dostumuz Barış Bey'in, değerli abimiz Hasan Bey'in veya sizin Sayın Eymez bugün çıktığınızda cebinizdeki paraya göre hareket ettiğimiz bir coğrafyaya bakıldığında tabii ki herkesin birinci önceliği cebindeki kazandığı ve evine götürdüğü paradır. Bununla ilgili de şunu söyleyebilirim. İşte herkes 40 yıldır ulusal birlikleri ama 40 yıl değil 27 yıl, 23 yıldır. Bunlar da geçenlerde bir gazetede şey olarak çıktı, haber olarak evet. Çıktı. Hangi partinin hangi yıllarda ne kadar yönettiğiyle ilgili. Yani işte 40 yıl zaten 83'ten bu yana alındığında olaya bakıldığındaki durum daha farklıdır. 74'ten günümüze geldiğimizde sizin de Sayın Bakanlık yaptığınız dönemlerde aldığımızdaki süreçlere bakıldığında da durum işte öyle işte 40 yılın 40 yılda olsa bir partisi yönetmeden 40 yıl olmadı değil. Ve özellikle ben şunu söylemek isterim. Bildiğiniz gibi bir önceki hükümet Ulusal Birlik Partisi'ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin geniş tabanlı oluşturduğu bir hükümetti. Bu hükümete bendim de ilçe başkanım olduğum Lefkoşa biz sıcak bakıyor muyduk? Hayır, sıcak bakmıyorduk. Ve özellikle parti tabanımız, Ulusal Birlik tabanı da kesinlikle bu kurulan hükümete de hiçbir zaman da onay vermiş bir taban değildi. Ama halka şunu göstermek gerekiyordu ki eğer konu halksa, konu eğer alınması gereken ciddi anlamda referandum, radikal kararlarsa, reformlarsa biz bu hükümete varız dedik. Ve parti meclisinde yaptığımız konuşmalar da bu yöndeydi. Neydi? Yıllarca biliyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi en iyi yaptığı şey muhalefettir. Ve muhalefette de ekranlarda sürekli olarak derin işte kamu çalışanların reform yasası ne oldu, şu reform yasası ne oldu, bu ne oldu, bu ne oldu diye söylemeler vardı. Ve evet, bizim de onay vermediğimiz maalesef diyorum ben buna, bir hükümete girildi ve 8 ay gibi bir hükümet edildi. Ve orada da görüldüğü gibi sevgili Eymez, Ulusal Birlik Partisi'nin parti disiplininde hükümete müdahale etme olayı yoktur. Mesela eski hükümet ortağımızın parti meclisi ve MYK'sı almış olduğu kararları bildiğiniz gibi parti kararı olarak hükümete, bakanlar kuruluna dikte edilmeye çalışılırdı. Biz ancak parti meclisi veya ilçeler olarak veya merkez yürütme kurulu ancak şifayına bir tavsiye kararı veririz ama hiçbir zaman da hiçbir kararın üstünde etkili olmadık. Baskı yapmadık.
Çünkü nedir? Günaha vebali bu olayın Sayın Başbakan'dadır. Biz halk dilinde bir şey var. Günaha vebali boynu nasıldır deriz. Başbakan'a yetkilendirme yaparsınız. Parti başkanına daha doğrusu. O dönemde Sayın Yorgancıoğlu ve Sayın Kalyoncu'ydu. Döndüklerinde başbakan olarak. Ve neydi? O dönemde yapılan bir bütçe vardı. Yani 2015'ten 2016'ya geçerkenki bütçeden ben bahsediyorum size. Her ne kadar da kağıt üzerinde 2-5-5 bakanlık gözükse de bütçenin %75'i Cumhuriyet Türk Partisi'nin tuttuğu bakanlıklardaydı. %25'i de Ulusal Birlik Partisi'nin tutmuş olduğu 5 bakanlıktaydı. Yani bu süreç içerisinde tüm icraatın başında, tüm yürütmenin başında, tüm uygulamaların başında hükümetlik ortağımız vardı. Ve geniş tabanlı bir bütçe oynandı. Ama tam tersine bakıldığında 34 milletvekiline sahip olan bir koalisyon hükümetinin maalesef hiçbir reformu gerçekleştiremeyeceği ortaya çıktı. Çünkü her iki siyasi partinin reformlara bakış ve düşünce perspektifi çok farklıydı. Özellikle MYK'sından yönetilen bir hükümet ortağımız ve bu kabinede parti yönetmeye çalışan bir Ulusal Birlik Partisi vardı. Yani yönetimde de çok zıt iki karaktere sahiptik. Şimdi bunu da örnekleme olarak görmemiz gerekirse, örneğin Ulusal Birlik Partisi hükümete geldiğinde ilk karşısındaki bulduğu sorun Uspor Koordinasyon Ofisi'nin yasasıydı. Ki bu yasa Cumhuriyet Türk Partisi Demokrat Parti döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nde imzalanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu önerge geçmiş. Ama bizde nedense tozlu raflarda unutulmaya terk edilmiş bir anlaşmaydı. Sayın Özgürgün bildiğiniz gibi Başbakan ve Spor'da Başbakanına bağlı, şu anda hala daha aynı şekildedir. Türkiye'de yaptığı temaslarda işte bu olay önüne kondu ve bildiğiniz gibi Ulusal Birlik Partisi'nde hükümetlerde sevgili Eymez ciddiyet esastır. Yani bu benim dönemim değil deyip bir kenara atma şansınız yoktur. Devamlılık esasına göre ve alındı ve Spor Koordinasyon Ofisi yasası mecliste maalesef hepimizin canlı yayınlarında izlediğimiz üzücü, onur kırıcı ve meclisi küçük düşürücü hareketler ve sloganlar eşliğinde maalesef bu yasa geçti. Şimdi bu yasa konuşulurken, bu yasa mecliste tartışılırken bir de bildiğiniz gibi yine başka bir siyasi partinin genç milletvekillerinin oluşturduğu reddediyoruz platformu meydana geldi. Sosyal medya üzerinden örgütlendiler ve bir takım eylemler, yürüyüşler yaptılar. İşte meclis önünde müzikli konser verdiler. İşte Lefkoşa'ya sloganlar, iyi bilin Nedere Boca Testediğimiz yerde yürüyüşler yaptılar ve sloganlar atıldı. Ve üzülerek izlediğim bir şey vardı ve birçok spiker yollarda habercilerimiz röportaj yaptılar. Niye hayır diyorsunuz bu Spor Koordinasyon Ofisi'ne? Biri diyor ki içinde Türkiye kelimesi geçen her şeyi reddediyoruz diyen, ekranlarda gördük biz bunları diyen bir gençliğimiz vardı burada. İkincisi işte gençlik kamplarını ayıracaklar, işte tesettürlü bayanlı sporcularımızı tesettür altına koyacak olanlar, yani bir sürü inanamayacağımız gerekçeler ortaya kondu ve biz de partide toplandık ve tekrar o metni acaba biz mi okuduğumuz anlamadık, bizim mi bir sorunumuz var diye bunu sağ olsun Sayın Başbakanımız Hüseyin Bey'den rica ettik. Bize bir uzman gönderdi, oturduk. Biz bu metinleri okuduk. Orada değerlendirdik. Tek bir madde zaten her şeyi kapatıyor. İlgili makam dediği spordan sorumlu bakan, ki o da şu anda Başbakanımız Sayın Özgürgün'dür. Ne diyor ilgili madde? İlgili makamın onaylamayacağı hiçbir proje hayat bulmayacaktır kapısı diyor. Bitti. Konu kapanmıştır. Tek kelime. Ve Spor Koordinasyon Ofisi imzalandıktan sonra ülke 4 tane ışıklandırılmış futbol sahasına kavuştu. Hasan abi yeniliyiz. Yenilsin. Ve 40 yıldır Girne'de hiçbir gece maçı oynandı mı? Oynanmadı. Son 3 ay önce 20 Temmuz Mete Adana Stadyumu'nun açılışı. Ben de Doğan Ocak maçına geldim. Bir küçük kaymaklı taraftar olarak geldim ve izledim. Hınca hınç doluydu o saha. Kale arkası, yani dağ tarafı, türbünler. Belki de bir o kadar insan da dışarıda kalmıştır. Ve birçok yine arkadaşımızla konuştuğumuzda ilk kez Girne'de bir gece maçı oynandığı söylendi bize. Ve ilgili kurum... Herkesin daha fazla vakti var. Ki Kıbrıs iklimini düşündüğümüzde... Ve ilgili kulüp yöneticilerinden konuştuğumuzda işte hafta sonu cumartesi pazar öğlen oynadığımızda 2000-3000 TL ciro yaparken 15-20 bin 30 bin TL'lerden bahsetmeye başladı. Ciro. Çünkü gece maçı dediğiniz gibi herkesin vakti daha boldur. Hava serin değil. Serindir. Herkes daha rahat gelir. Ailesiyle gelir ve güzel bir ortamda bir resital izler orada. Bunlar kazandırılmaya başlandı.
ve spor koordinasyon komisyonu ciddi anlamda... Yani bu ofisin imzalanmasıyla 4 tane ışıklı saha kazandık. Evet. İlk anda. Tabii ki. Ve bunun gibi birçok yatırım, yani şu anda yapılacak olan spora yönelik yapılacak olan yatırımların hepsi de bu spor koordinasyon ofisinin sağladığı mali kaynaklarla yapılıyor. Sizin ve benim bütçem buna yetmez. Bakın. Yetmez, çok doğru. Ben, beni yakından tanıyanlar iyi bilir ki ben hayatımın 16 yılını birebir voleybol oynayarak voleybol sporuna adamış. 14 yılını da uluslararası hakem. Yani Türkiye'ye göre beynelmeli hakem dediğimiz uluslararası bir hakemim ben aynı zamanda ve ben bu salonları da kullanıyorum. Uluslararası voleybol hakemisiniz. Tabii ben 2008 yılında Azerbaycan maçını yönettiğimde bu ünvanımı aldım ben. O ne güzel. Ve tebrikler. Bu Adana'nın tüm, teşekkür ederim, Adana'nın tüm spor salonlarını kullanan bir hakemim. Ondan önce de sporcusuydum. Bugün üzülerek söylerim. İki tane sahamız hariç. Biri söyleyeyim, Leyla Mustafa Paşa Doğu Akdeniz'in. Biri de Gazi Mustafa Belediyesi'nin arenası hariç. Maalesef salonlarımızın hemen hemen hiçbiri altyapısı değil oynamaya, spor yapmaya bile elverişli değildir. Sporcular olsun, sıcak sular, tuvalet, neyse bunlarla ilgili. Şart bunlar değil mi? Tabii ki. Olmazsa olmaz. Ki bugün bakıldığında Avrupa'ya gittiğinizde ki biz kafir olarak birçok yurt dışında bulunduk. Türkiye'ye defaken gittik. Her spor salonunda ayrı bir bölümde kondisyon odaları vardı. Aletle çalışma. Yani siz bir ekip olarak girdiğinizde ki sporcunun mesela sakat olan sporcu vardı. Sizinle beraber top oynayamaz ama antrenörün programında ne yapar? Ayrı bir odaya gider. Ağırlık çalışması yapar. Bant üstünde yürüyüşlerini yapar. Ayrı bir egzersiz programı vardır. Ya bunlarla ilgili ama bakıldığında ciddi anlamda eksikliklerimiz vardı. Duş salonları filan filan. Neyse bunlar biz açarız bunları. Teknik konularla ilgili. Ve ne oldu? Spor koordinasyon ofisi geçti. Bugün herhangi bir olumsuzluğunu duydunuz mu bu koordinasyon ofisinin? Herhangi bir kızımızın başına bir başörtüsü taktılar mı? Yok canım. Veya siz bayansınız, uzun tayt giyeceksiniz. Mesela Suudi Arabistan'da olduğu gibi ki herkesin dini inancına saygım sonsuzdur. Herhangi bir zorlama hiç duydunuz mu? Hayır. Olay tamamıyla algı operasyonlarıydı. Tek bir şey vardı. Ekranlarda ilgili televizyon programında yapılan programlarda, röportajlarda içinde Türkiye kelimesi geçen her şeyi öğretiyoruz. Şimdi devam edelim. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Hı-hı. Yönetmenim ikaz ediyor. O günlerdeki maalesef söyleyeceğim, ben çok kez söyledim. Bilinçli, kimileri bilinçli, kimileri de bilinçsiz bir Türkiye karşıtlığı propagandası vardı. Şimdi bunu kimse inkar etmesin. O günlerde Sadık Bey'in de söylediği gibi. Niye siz hayır diyorsunuz buna? Çünkü içinde Türkiye kelimesi var. Ve o günlerde bu işi yöneten perde arkasında Türkiye karşıtlığı propagandası yapanlar vardı. Algı operasyonu buydu değerli izleyiciler. Biz o günlerde de bunu söyledik. İşte Sadık Bey anlattı. Daha bir yıl bile olmadı imzalanı değil mi? Kaç ay var? 8 ay, bir yıl. 8 ay diyor iktidardan. 8-9 ay. 6 ay oldu. 6 ay içerisinde oldu. 4 saha kazandık. Bakın 6 ay içerisinde 4 tane saha kazandık. Bu çok önemli diyor. Kesinlikle. Ve Kıbrıs, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 12 ayın 9 ayı yazdığımızda 3 ay da kıştı. Beşincisi de nerede oluyor biliyor musunuz? Büyük konukluk. Büyük konuk. Büyük konukta. Çok önemli. Yani çok çok önemli. Ve bu gece ışıklandırılmış sahalarda spor yapmak, futbol oynamak çok daha kolaydı. Yani yaz sıcağında kolay mı? Bizim özellikle o yaz aylarının içerisinde 40-50 derece güneşte 48-52 derece olduğunu biliyoruz. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası ve biz yine buradayız. Doğan Güneş, Akdeniz Temizlik, Kıbrıs'ın temizlik anlayışını değiştirmeye geliyor. Girne ve Lefkoşa bölgesinde tüm kurum ve kuruluşların inşaattan evlere, halılardan koltuklara, iş yerlerinden bürolara kadar kısaca A'dan Z'ye tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Uzman kadro, son teknoloji makinalar ve güçlü endüstriyel temizlik kimyasallarıyla halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Temizlikte çözüm ortağınız olup size bir telefon kadar yakınız. Telefon numaramız
0533 836 08 00. Akdeniz Temizlik. Karamel. Bir asırlık lezzet ve kalite Kıbrıs'ın en tatlı adresi Karamel'de. Her damak zevkine uygun ürünlerimizle hayatınızı tatlandırıyoruz. Drajelerden şekerlemelere, çeşit çeşit çikolatalardan lokuma, zengin çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karamel. Ayrıca özel günleriniz için elit hediye paketleri, nişan, düğün ve doğum günlerine özel tasarlanmış ürünlerimizi sizlere sunuyoruz. Pastijler, nikah şekerleri, her etkinliğe özel kutular ve kombinasyonlar Karamel'de. Ve dünyaca ünlü organik Belçika çikolatası Nutri şimdi Karamel'de. Kıbrıs'ın ilk ve tek çikolata evi Karamel. Pekur Limited yangın güvenliği sektöründe insan hayatına verdiği önem ve sorumluluk bilinciyle çıkmış olduğu yolda 23 yıldır siz değerli müşterilerine hizmet vermekte ve çözüm üretmektedir. Yangın söndürme cihazları, satış, montaj, dolum, bakım, dablonbaz yangın söndürme sistemleri, projelendirme ve kurulumu, yangın söndürücü aksamları, yangın eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri, işaret ve uyarı levhaları, Pekur Limited her türlü yangın riskine karşı daima yanınızda. Pekur Limited, Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa'da. Telefon 0392 225 78 40. Pekur Limited. Right Move Cyprus sizler için inanılmaz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Girne merkezde dönel kavşak üzeri, alışveriş merkezi yanı, sendeli 70 metrekare, kira garantisi devam eden eşsiz lokasyonlu bu dükkan sadece Right Move Cyprus'la 189.950 sterlin. Daha bitmedi. Yine Girne merkezde muhteşem dağ ve deniz manzaralı, 2 yatak odalı, 90 metrekare modern döşenmiş full eşyalı penthouse, yine Right Move'a özel sadece 89.950 sterlin. Right Move Cyprus, gayrimenkulde doğru adımınız. 1989'dan bu yana Star Duş duş ve küvet kabinleri adı altında Kıbrıs'ta yerli üretim yapmaktayız. Müşterilerimize montaj sonrasında her türlü yedek parça ve servis garantisi sunmakla kalmayıp ölçünüz her ne olursa olsun her ölçü ve ebatta kabin imalatı yapmaktayız. Ayrıca istenilen ölçü ve modelde değişik renk seçenekleriyle banyo dolapları ve akordeon kapı sistemleriyle dar alanlarınızı ve merdiven boşluklarınızı kapatmak için büyük kolaylık sağlıyoruz. Kaliteyi ucuza arayanların adresi Star Duş. Daha iyi bir KKTC için
yerli üretimi destekleyelim. Vay vay vay, nereye geldik biz ya? Arda! Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlamsa lassa. Starzer Mobilya'dan dev atılım. Kuzey Kıbrıs'ta evinizin veya iş yerinizin tüm mobilya ahşap işlerini yapmaya uzman ekibimizle talibiz. Yenilemiş olduğumuz makine paktımız ve uzman ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. İç mimarlarımızın sizlere özgü yapmış olduğu tasarımları sizin de hayal ve düşüncelerinizle harmanlayarak mobilyalarınızı üretiyor, siz değerli müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Magosa Merkez, Çanakkale Mahallesi, Erbatu Apartmanı numara 1. Telefon 0533 885 43 43. Lefkoşa Mağaza, Şehit Mustafa Ruso Caddesi. Telefon 0392 228 1188. Güneşin en güzel doğduğu ülkede elektriğe hala para mı veriyorsunuz? Caba Caba Limited olarak sizleri güneşten yüksek enerji üreten teknolojiyle buluşturuyoruz. Kaliteli ve en son teknoloji ürünlerimiz, profesyonel ekibimiz ve uygun fiyatlarımızla Caba Caba Limited olarak geleceğinizi güneş enerjisiyle şekillendiriyoruz. Sulama alanlarınızdan mandıralarınıza, şahsi tesislerinizden evlerinize ve daha birçok alanın enerjisini neden doğal kaynağımız olan güneşten kullanmayasınız ki? Daha hesaplı, daha doğal bir gelecek için Caba Caba Limited. Adres: Göçmen Köy, Lefkoşa. Telefon 0392 223 52 79. Evet değerli izleyiciler, hemen süratle Zeki Çeler Bey bize bir mesaj gönderdi. Onu da okuyalım. Bize mesaj gönderenlere ayrıcalık yapmayalım. Tüm mesajları okuyoruz. Kurulu olmayan ofisten nasıl para alırlar? Başbakan bunların kendi bütçemizden yapıldığını söylüyor. Başbakan doğru söylemiyor mu? Zeki Çeler. Buna isterse Sadık Bey, hükümet partisinin ilçe başkanı olarak cevap verebilir ya da vermeyebilir. Şimdiki verebilir. Çünkü gizli saklımız hiçbir şeyimiz yoktur Sayın Yılmaz. Tabii ki. Sonuçta bu anlaşma imzalandı. Evet, belki resmi olarak şu anda bir kurulu ofisleri düzenli olmayabilir. Zeki Bey de takdir edilen izleyiciler. Zeki Çeler Bey, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Girme Milletvekili. O çok değerli bir dostumuz. Çok değerli bir dostumuzdur sevgili Zeki. Buradan selam. Bir daha Ayşe, evet. Öztaba'ya ben buradan sevgili Ayşe'ye de çok selam söylemek isterim. Çok takdir ettiğim bir hukukçudur da aynı zamanda. Ha, bir de benim için çok onurdu. Demek ki bizi izliyorlar. Kesinlikle. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz tabii ki. Ve Ender, yani sol kesimden Ender anlaştığım kişilerden bir tanesi de sevgili Ayşe Hanım. Ki hukuk davalarındaki mücadelesini de
Yani dişli avukatlarımızın da genç avukatlarımızın kesinlikle, bir tanesi. Kesinlikle çok başarılı. Takdir ve tebrik ederim. Çalışkan birisi. Şimdi evet belki spor konusunda olsun burada kurulu, düzeni veya diğer organlara oluşmamış olabilir ama sonuçta bildiğiniz gibi imzalanan ekonomik protokol içerisinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapımıza, spora ve diğer faaliyet alanlarımıza aktaracak kaynakların şekli, şemali ve miktarları da bellidir. Siz bu protokolü imzaladıktan sonra veya diğer ekonomik paketi de programı da imzaladıktan sonra tabii ki Türkiye Cumhuriyeti bu kaynakları sizin bütçenize gönderiyor. Siz de kendi bütçenizden bunları harcıyorsunuz zaten. İşin akış şekli budur. Ve tabii ki bu oluşumu tamamladıktan sonra artık proje bazında yani şu proje şu kadar para, şu kadar diye ayrıştırılarak çok daha hızlı bir şekilde özellikle gençliğimize yönelik eğitim kampları olsun, spor yapıları olsun, spor tesisleri olsun, spor kompleksleri olsun çok daha yani 2017 yılı içerisinde bunlar çok daha hız ve ivme kazanacak. Hasan Bey birkaç cümle eklemek istiyordu ve hemen Barış kardeşime geçelim. Evet, sırf Sadık kardeşime bir bu söylediği görüşten dolayı bir destek olsun diye çok önemli görüyorum. Bu tamamen Türkiye karşıtı ve Türkiye'den nefret kokan hareketlerdir. Herkesin anlaması lazım ki artık bu ülkede vatandaşımızın birinci Sadık'ın dediği gibi %90-95'i Türkiye'ye şiddetle bağlıdır. Türkiye'siz hiçbir işte yoktur bizim halkımız. Bunu herkesin bilmesi lazımdır. Başka kim var ya? Dünyada başka tutunacağınız da yok. Kaldı ki bu arkadaşlar hiç okumuyor, araştırmıyor da. Laf olsun diye çıkarlar böyle beyanat patlatır. Bakın ben size Kıbrıs Cumhuriyeti, o sahte devleti, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının madde 108, 108. maddesini okuyorum arkadaşlar. Türk ve Elen cemaatleri eğitim, kültür ve spor tesisleri için Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinden mali yardım alabilirler ve bu amaçla Türkiye ve Yunanistan personel gönderebilir. Kıbrıs Anayasası be kardeşim. Yani Kıbrıs Anayasası'nda Türkiye bana yardım edecekti de şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğumda yapmasın. Tamamen safsatadır bunlar için. Federasyon açısından da mesela bizim federasyonumuz 1955'te kurulmuş futbol federasyonumuz. Dünyaca tanınmış. Biz o zaman futbolla oynardık arkadaşlar ve yabancı takımlarda maç yapardık. 1962'de Çetin Kaya'mız Dinamo Bükreş'i Lefkoşa'da 2-1 yendi. Gidin Çetin Kaya spor kulübüne. Şildi var orada. 2-1 yendi Dinamo'yu. Rum tarafına gitti. 6-0 yendi Rum takımını. Yani biz yabancı maçlar da yapardık. Bunu çıkacağımıza adam gibi değilim. Efendiler bu bizim federasyonumuzdur. Çünkü 1955'te kovulduk ve federasyonumuzu kurduk. 1955 Kıbrıs Anayasası'nda da vardır. Biz bu ambargo niye? Bunun kavgasını vereceğimize tutturduk gidelim Rum Federasyonu'nun altına yamalanılmış. Ne oldu? Boyumuzun ölçüsünü, boyların ölçüsünü aldı arkadaşlar. Doğru. Gittiler evet. Duvara toslarına geldiler. Evet. Şimdi biz burada eleştirdik. O zaman yanlıştır bu. Ve yanlışın ortaya çıkışı çok kısa sürede oldu. Ama biz o gün eleştirdik. Ve dalga da geçtik indiriyle. Kaydınızı bulamadık. Hasan Bey'le birlikte program yapmıştık. Ve Sayın Siyatoğlu'nun yanlış yolda olduğunu ve gidip göreceğini demiştik. Aradan çok bir uzun zaman geçmedi ve biz yine haklı çıktık. Buldum. Çünkü Sayın Sertoğlu'nu buldum. Erkan sözünü kesin kusura bakma bir yerde. Ne oldu dedim be Hasan. Vallahi dedi Gutsobom biz alaksız çıktık. Tamam. Israrla bir telefonla onu alalım ve hemen sözü Barış'a verelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Erkan Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili Zeki. Zeki Bey. Buyursunlar Zeki Bey. Mesaj yetersiz kalır. Şimdi bayağı laf söylediniz gençliğe de bizim yürüttüğümüz reddediyoruz da. Bırakın hepsini bir kenara, ofisin yürürlükte olup olmadığıyla ilgili bir hukuk devletiysak, Sayın Gardiyan oldu samimiyetimiz, ahbaplığımız, arkadaşlığımız, birbirimizi sevip sevmemiz ayrı ama hiç tavsiye etmiyorum bu söylediğiniz cümleleri. Çünkü hukuk devletinde anayasanın hangi nedenle olursa olsun reddettiği, uygun bulmadığı bir anlaşma veya protokol
meclise geri gönderildiğinde feshedildi demektir. Zaten alt komitede de bunun çalışması tekrar yapıldığında yeniden oylanamayacağı hukukçular tarafından, başsavcısı tarafından yeniden söylenildi ve şu anda rafa dahil kalkmadı, ortadan kalktı. Ha, başbakan, bunu başbakanınıza da sorabilirsiniz, parti başkanlığı, siz de bir ilçe başkanısınız. Şu anda bu ofis yürürlüktedir ve bu ofis gayri yasal bir şekilde iş yapıyor diye söylemek bizim devletimize yakışmaz. Ha, ne yapılabilir? Zaten reddediyoruz da bizim hep söylediğimiz gibi böyle bir ofis açmadan da Türkiye Cumhuriyeti kaynakları doğru bir denetimle ülkemiz gençliği ve sporu adına kullanılabilir. Bunun için zaten yardım ve destek ofisi artık ekonomik işbirliği ofisidir. Onunla birlikte de yapılabilir. Elçilik bağlamında da yapılabilir. Ve yapılıyorsa da şu anda hiçbir sıkıntı yoktur. Ama bir taraftan bize başbakan bunları kendi kaynaklarımızda yapıyoruz diyorsa veya senin de az önce söylediğin, yani sizlerin az önce söylediği gibi bunu elçiliğin protokolleriyle birlikte ekonomik bütçenin içine sokup da programlar içinde veriyorsa onda da bir sıkıntı yoktur. Ama lütfen bunu söylediğimiz bu ofis odur yapıyor demeyin. Devlete ve kendi kendimize, hukukumuza aykırılık ve saygısızlıktır. Bu bir. İkincisi, lütfen artık Kıbrıs Türk gençliğini, bizi veya hepimizi Türkiye düşmanı, bunlar Türkiye karşıtı demeyiniz. Bunları yaradan aslında sizler bu söylemlerinizle yapıyorsunuz. Bizler tüm reddediyoruz süreci boyunca. Bunun bir Türkiye karşıtlığı olmadığını, bu böyle bir anlaşmanın Rum tarafından da gelse eşit derecede tepki göstereceğimizi söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Artık yeter. Dönün bakın iç siyasetimizde neler yapacağız. Dönün bakın kendiniz çözümleri nasıl üreteceksiniz. Bize bir Lefkoşa ilçe başkanı, UBP ilçe başkanı olarak anlatınız. Sizce bugün ve dün meclisten geçirilmeye çalışan Sayıştay Başkanlığı'na atanacak yeni üyenin 3 ay sonra emekli olacak birine ekstra ikramiye artırılışı yapılsın diye neden çaba sarf ediliyor da neden başka bir üyeyi seçmiyoruz? Bunu açıklayın bize. Ve lütfen Erkan Bey, sizinle de çok güzel bir program yaptık. Yapacağız yine. Bunu da söyledim ve gerçekten tekrarlamayı da isterim. Yapacağız. Hep aldığım bir programdı. Sağ olun. Ama sizinle de konuştuk. Arada da konuştuk. Sizce ben de, Ayşe de, diğer arkadaşlar da biz Türkiye düşmanı mıyız? Hayır. Biz Türkiye karşıtı mıyız? Arada da sizin de bunları çok iyi anlattığıma inanıyorum ben. Zeki Bey. Lütfen artık bu söylemden vazgeçelim. Esas uçurumu bu söylemlerle biz açıyoruz Türkiye ile aramızda. Yapmayın bunu lütfen. Zeki Bey. Buyur Erkan Bey. İzniniz varsa. Tabii ben... ki izin sizin, yayın sizin. Hayır, ne demek? Yayın sizlerin, bize katkı koyanların ve halkımızındır. Ben yalnız bunun aracılığını yapıyorum. Yayın halkımızındır, milletimizindir. Biz bu Türkiye karşıtı olayında eğer dikkatli dinlemişseniz arada bazıları bunu bilinçli yaptı dedik ve ben yine sözümün arkasındayım. Ama doğru uygulamaların, doğru işleri her zaman da yanındayız. Ben o gençlerimizin reddediyoruz platformunun tüm katılımcılarının Türkiye karşıtı olduğunu söylemedim. Yalnızca arada evet, gerçekten bilinçli olarak Türkiye karşıtlığı yapanlar var. Ha, Türkiye burada yanlış bir şey yapıyor mu? İnsanız, herkes hata yapabilir. Türkiye'den gelen bir yetkili memur da hata yapabilir. Burada bulunan yetkili bir bakan, milletvekili, siz de o meclistesiniz, hata yapabilirsiniz, herkes hata yapabilir. Esas olan hataları tespit edip bunları düzeltmektir. Biz, ben potansiyel Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanlığı, şu düşmanlık, bu düşmanlık değil. Biz seninle gerçekten sizinle çok kaliteli bir program yaptığımızı ben de öyle düşünüyorum. Yakın bir zamanda da tekrarlarız. Halkımız bunları keyifle dinliyor. Çünkü onun olumlu mesajlarını biz bilahare alıyoruz. Evet Zeki Bey, son eklemek istediğiniz bir şey varsa da. Yani benim eklemek istediğim, bizim eylemlerimizde Ankara elini yakamızdan çek ya da o tarz herhangi bir pankart dahil açılmamışken ben reddediyoruz destekleyen hiçbir kesime de, oralara destek veren hiçbir gence de, yaşlıya da, hiçbir kesime de laf söyletmek istemem sevgili Erkan Bey. Çok ben doğru. Benim en son söyleyeceğim şey ve yayında sizi rahat bırakayım, iyi yayınlar dileyeceğim ama lütfen artık
birbirimizi Türkiye'ye hangimiz daha iyi yakınlık, hangimiz daha çok sevdalıyık, hangimiz düşmanlık diye suçlamak veya yakınlaşmak yerine geliniz lütfen artık kendi iç barışımızı da sağlayalım. Eğer Türkiye'ye karşı farklı düşünceler, görüşler varsa veya Türkiye'de yaşayan halklar bizi farklı görüyorlarsa gelin o barışı da sağlayalım ve nedenini araştıralım. Neden insanlar böyle düşünüyor? Birilerini suçlamak çok kolaydır. Ama o yanlışların veya o farklılıkların göz ardı edilmeden önüne geçebilmek için bunun araştırmasını yapmamız lazımdır. Ben sizlere iyi yayınlar dilemek isterim. En kısa zamanda da yalnız sizinle değil oradaki arkadaşlarla da bu programlara çıkmayı isterim. Çünkü yalnız çıktığımız artık tadı tuzu kalmaz. Bir kişi konuşur. Sen de başını sallan mecbur ve gider bu iş. Toplu bir yayın yapman lazım ki herkes orada eteğindeki taşları dökebilsin. Tamam. Bu memnuniyet de bu mesaj alınmıştır. Önümüzdeki haftalarda yer vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum Zeki Çener Bey. Evet, gerçekten. Sevgili Emes, ben sevgili Zeki çok yakınım, tanıdım, çok sevdim, sohbet ettiğim bir arkadaşım. Ben aynen kurduğum cümleleri birebir hatırlıyorum ama tekrar şu burada söyleyeceğim. Kesinlikle benim cümlelerim içerisinde sevgili Zeki yerden yere vuran veya suçlayıcı bir ifade değil. Yok, dedim ki röportaj yapılırken o kalabalığın içerisinde işte niye evet ediyorsunuz? Bazıları dedim gerekçelerini söylediler kendilerine göre. Bazıları da dedi ki dedim içinde Türkiye kelimesi geçen her şeyi evet ediyoruz. İkincisi Sayıştay'la ilgili ben kendim adıma, yönetim adına, ilçem adına da bugün başkanı da hassasiyetlerimizi dile getirdik. Yani o bugün oylanmamasının sebeplerinden bir tanesi de belki bu hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmasıydı. Özellikle de sporla ilgili de ben şunu söyledim. Destekliyor musunuz 3 aylığına atanmasını? Hayır, kesinlikle hayır. Ben de hayır. Yani ben bakın, Zeki Bey bizi dinliyor. Bakın, ümit ederim şimdi. Şimdi yani böyle bir şey olamaz. Ben buna karşı ne olursa bakın, olsun. Hatta yani bir yıllık kalsa bile ben yine kabul edeceğim bir unsur değildir. Çünkü böyle bir göreve atanacak olan kişinin en az 3-4 sene rahat görev yapması gerektiğine inanan bir kişiyim. Tabii ki. Ya bunun dışında sporla ilgili ben aynen şunu söyledim. İmzalandı dedim, protokol yapıldı dedim. Ama dedim hatırlarsanız gerekli altyapı şartları oluşturulmadığı için ama daha önceki ekonomik protokollere de bağlı kalınarak dedim bütçeye para aktarıldığımı söyledim ben. Aynen kurdum benim cümle de budur. Yani biz spor koordinasyon ofisinin süreci içerisinde Zeki çıktı, şunu yaptı, bunu yaptı diye bir iddiamız olmadı. Ben sadece televizyon ekranlarında ki ben özellikle o tarihte yapılan eylemlerin haberlerine ki her bugün TV kanalımızın bir arşivi vardır ve o tarihlerde bellidir. Atılan sloganları da hatırlıyorum ben. Ki yani bu sloganlar kasıt olarak işte illaki bu reddediyoruz'un başını çeken kişilerin hazırladığı sloganlar değildir. Mutlaka içerisinde işte beş parmağın beşinde aynı olmadığı gibi kişiler de vardır. Ve biz ciddi anlamda sloganlar da duyduk orada. Türkiye'nin eserinde koordinasyon ofisini diye ciddi anlamda sloganlar da vardı. Naskerini diyen ciddi anlamda sloganlar vardı. Bunların hepsi evet. Barakat. Ama şimdi şuna geleceğim. Şimdi ben bir iki konuya daha çok hızlı diyelim. Çünkü kanalımızın ciddi bir şeyi var. Reklam süresi var çünkü. O aralara biz sığışmaya çalışıyoruz. Çünkü ciddi anlamda mesajların çoğu hükümete yönelik ve hükümetin inşaatlarıyla ilgili ve son iki dakika daha şunu özetleyeceğim ben. Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti bildiğiniz gibi Nisan 2016 tarihinde göreve gelmiş olan bir hükümettir. Bağımsızlığına desteğiyle beraber şu anda hala da görevde olan iki siyasi parti. Nisan ayında göreve geldiğinde Nisan ayını biliyorsunuz güven oylamasıydı, parti programlarının sunmasıyla geçti. Haziran ayında zaten biliyorsunuz meclis tatile girdi. Ekim ayında meclis açıldı. Arkasından bütçe maratonu başladı. Ve bütçe maratonundan sonra 2016 yılını tamamladık. Şimdi halk tabii doğal olarak en son seçim bildiğiniz gibi 28 Temmuz 2013'teydi ve şu anda 2017 neredeyse 3,5 yıl bir süre geçmiş. Ama eski hükümet ortağımızın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 2,5-3 yıllık süreç içerisinde ki bizim de 6 ayın içinde bulunduğumuz hükümet ama bütçenin ve işraatın başında onların olmasından maalesef halka çok fazla bir şey yansıyamadı. Ve bildiğiniz gibi ekonomiden anlayan iyi bilir ki Şubat ortası gibi bütçeler açılmaya başlanır ve bu bütçeler yerlerine kaynak geldikçe, karşılığı geldikçe harcanmaya başlanır. Ve Sayın Başbakanımızın da bu konuda net açıklamaları vardır. Dedi ki 2017 yılı ciddi anlamda bir atılım yılı olacağını, yatırım yılı olacağını söyledi. Bunun en büyük örneği de özellikle hükümete geldiğimiz 2016 yılının son 3 ayında
Siz de hayvancılıkla uğraşan bir kişisiniz. Ve son 3 ayında özellikle Tarım Bakanlığı'nın bütçesinden çiftçiye, hayvancıya, süt üreticilerine ne kadar ciddi ödemeler yapıldığını. Çok ciddi ödemeler yapıldı. Yani 3,5 yani hayvancılık hükümeti, sektörü rahat bir, yani tarım sektörü rahat bir nefes aldı diyebiliriz. Ve yani 3 yılla yakındır sevgili Barış, ödenmeyen borçlar bu süreç içerisinde ödendi. 5-6 liste geride olan süt belli bir kısmı ödendi. Şimdi kuraklığın ikinci taksidi hikayesi en son eylemde ödendi. Yani bakıldığında yaklaşık olarak son 3 ayda, yani 2016'nın son 3 ayında ve 2017'nin ilk ayı içerisinde, bu 4 aylık süreç içerisinde yaklaşık olarak yanlışım yoksa 420 milyon gibi bir rakam, ciddi bir rakam ödendi. Ki bu parayı alıp karşılığını koymak ve bunu piyasaya akıtmak da kolay bir iş değildir. Ve bu süreç, kısa süre içerisindeki yapılan bu girişim. Yani tabii ki ödenen bu paralar yine piyasaya giriyor. Yani. Tabii ki, ama şu var. Belki şu anda piyasada çok hissedilmedi. Çünkü geçmiş dönemlerde maalesef çiftçimiz ve hayvancımız tefecilerin elindeydi. Sevgili evet. Şimdi bakın, burada ekranlarda bazı şeyleri, gerçekleri konuşacağız. Yani bugün bir süt üreticisi, ki ben de 12 yıl çiftçilik yapmış olan bir kişiyim. Ben de sabahın ayazında torba açtım. Ben de tarla ektim. Ben de toprağı atıp havaya bakıp Allah'ıma dua ettim. Ver yağmuru ki okul paramı çıkarayım dediğim yıllarım oldu benim evet. de. Ben de bu sektörün ne kadar sıkıntılı olduğunu iyi bilenlerdenim. Ve şunu söyleyeyim. 3,5 yıllık birikmiş borçlar maalesef birçok çiftçimizi, hayvancımızı tefecinin eline düşürmek zorunda bırakıldı. Adam çekini kırdırdı, hayvana yem almak zorundaydı. Evet. O hayvan grevi yok, bir şey yok. Günü saati geldi mi yemini isterdi. Ve bunu da siz hava iyi olsun paranızı karşıdan aldınız, almadınız. Çünkü siz de hayvanınızı kasaba veriyorsunuz, kasaptan parasınızı almaya çalışıyorsunuz. Ve bu süreç içerisinde çok ciddi borç batağında olan, tefecinin elinde olan çok yakın arkadaşlarımız vardı. Ve belki bu gelen paranın belki birçoğu piyasaya akmış olabilir ama en azından borç yükü olarak şahıslar biraz nefes aldı. Tabii ki diğer yerlerde de Sayın Bakanım, Sayın Özbaflı eğitimden bahsetti. Özellikle milli hemen eğitimle ilgili. Çok bir şey, bir saniye bir şey söyleyip hemen ben izninizi isteyeceğim. Bundan 1,5 ay önce bir kanalda liseler arası bir yarışmayı izliyordum. Banttan bir programdı. Bir soru vardı. Soru şu: 20 Temmuz 1974 yılında yapılan Mutlu Barış Harekatı'ndaki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kimdi diye bir soruydu. Liseler arası bilgi yarışmasından bahsediyoruz. Bu arada 3 lise vardı yarışmaya katılan. 3 şık vardı. Şıklardan biri Necmettin Erbakan, ikinci şık Süleyman Demirel, üçüncü şık Bülent Ecevit'ti. 3 lisemizin sadece bir tanesi bu soruya doğru cevap verdi. Diğer ikisi bu soruya maalesef doğru cevap veremedi. Bundan sonraki süreçte da diğer bu konularla ilgili düşüneceğimi aktaracağım. Tarihi eğitimi verenler sorgulanmalıdır. Evet, Barış. Evet. Yani şimdi Sayın Bakanım ve Sadık Bey'in konuşmaları konu, yani Kıbrıs'ta konuşulacak çok şey var. Doğru. Ama biz 20 aydır ya da uzunca bir süredir sadece müzakere üzerine konuşuyoruz. Enerjimizi boş harcıyoruz. Kıbrıs'ın altyapı sorunu vardır, eğitim sorunu vardır, hastane sorunu vardır. Revizyon, devletin revizyona ihtiyacı vardır. Kamu diplomasisinin tekrardan inşasına gerek vardır. Vardır da vardır. Ben 16'sında daha eski paylaştığım iki tane bir sosyal medya hesabımda bir tweet vardı. Ben onunla konuya girmek istiyorum. Biz BM'ye işte mektup gönderdik. AYDE'ye bilgi verdik. İşte Anastasiadis masaya gelmiş diye. 1922 yılında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Nansen, Yakın Doğu'da barış, Orta Doğu'da yaşayan halkların birbirinden ayrılmasıyla sağlanacaktır demiş. Biz de Doğu Akdeniz ülkesi olarak aslında bir Orta Doğu ülkesiyiz. Yine aynı şekilde BM 1980'deki Genel Sekreteri Perez de Çöller, Kıbrıs sorunu bir labirenttir. Tam sonuna geldiğimizde bir bakarsınız ki başladığınız yere geri dönmüşsünüz demiştir. Yani çok çözüm için ümit bağladığımız BM'nin iki tane yüksek mevkideki temsilcisi Orta Doğu'da barış, halkların birbirinden ayrılması ve Kıbrıs sorunu son ana geldiğinde tekrardan başa döner demiştir. Biz şimdi sanırım Rum Meclisi'nde alınan Enosis kararından sonra tekrardan başa döndük. Burada Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti hükümeti gerçekten bir önceki koalisyon hükümetlerine göre icracı bir hükümet. Türkiye ile ilişkilerini reddetmek yerine İki devlet bir millet çizgisine getirdi. Ben yazılarımda da bunu kullanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Bir işte
kambur değildir, bir yük değildir, bir devlettir. Tarihi bir olan, anısı bir olan iki Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi Kuzey Kıbrıs'ta bir devlettir. Bugün tekrardan iç meselelerimize yoğunlaşabilmemiz için müzakerelerin sona geldiğini göstergesi olarak şunu da söylemek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantör ülkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne diyor? İki siyasal eşitlikteki iki toplumlu çözüme evet diyor. Rum kaçıyor. Yunanistan da güneyin garantör ülkesi olarak Kardak kıyalıkları ile ilgili Türkiye'ye Yunanistan Savunma Bakanı attı tuttu. Çıkarlarsa adaya bir daha geri gelemezler dedi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da cevabını verdi. Yani bunların garantör ülkesinin de zihniyeti aynı. Kilisenin zihniyeti de aynı. Aslında müzakere kiliseyle yapılmalı. 12'ler meclisiyle yapılmalı. Rum siyaseti sonuçta dönüyor dolaşıyor. Ondan onay almadı. Hiçbir şey yapmıyor. İkinci şu anki mevcut ikinci Hristos'un taç giyme törenindeki konuşmasında diyor ki Helenizm ruhunu ve Yunan bayrağını diyor Girne kalelerine diyor Girne kalesine sallandırmadan diyor davamız sonuçlanmayacaktır diyor. İşgal ordusu diyor kuzeydedir diyor. 1974 20 Temmuz sabahı güneye de huzur getiren, barış getiren ülke Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal ordusu olarak gösteriyor. Yani bunlarla Sayın Bakanım dediği gibi hiçbir şekilde bir çözüm olmaz güneyle. Bizim bir kere ben 20 aydır şunu gördüm, 21 aydır. Biz her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımız bir taviz veriyor. Ben temsilde sorun olmaz diye düşünüyorum. Çözüm dilencisi gibi olduk biz. Bizim güneyden beklentimiz nedir? Güneye ihtiyacımız mı vardır bizim? Bugün Ercan Havalimanı tamamlandığında 9 körüklü bir havalimanı olacak. Bugün adadaki üniversite sayısı bellidir. Öğrenci sayısı bellidir. Gelmez yapılamaz dedikleri Türkiye'den gelen su bellidir. Elektrik gelecektir. Kuzeyde bu kadar stratejik yatırımlar varken bizim Avrupa Birliği'nin ekonomik sorunların arasına girmiş bir güneye neden ihtiyacımız vardır? Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hiçbir bu kadar izolasyonların içinde yaşarken bile birkaç ekonomik yatırımla biz kendi kendine yetebilen bir hükümet olma ve halkına yetebilen bir devlet olma pozisyondayız. Türkiye'den gelen yardım bellidir. Çok cüzi miktardadır. Bugün güneye gelen Avrupa Birliği'nden gelen yardım bellidir. Ekonomik krizleri ortadadır. Yunanistan bugün 3,5 milyar euro para için IMF'de 2 yıl önce çok büyük sorunlar yaşadı. Dilendi. Ben Aydınlıyım aslen. Burada misafirim, öğrenciyim, gazetedeyim. Benim Aydın'da, ilimde özel sektör ve devlet destekli jeotermal yatırımın 4 yıllık yatırım değeri 17 milyar euro. Yalnız bir bölge. Sadece Aydın. Aydın Türkiye'nin çok küçük illerinden biri. Batı'daki küçük bir ili. 17 milyar euroluk özel sektörü destekli devlet yatırımı var. Rum tarafının şimdi, toplam alacağı 10 milyar euroydu. Yunanistan yani, garantör ülke 3,5 milyar euro için IMF'ye olan borcu için yıkıldı iki defa. Yani demek istediğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet gibi Ankara'da karşılayan, Cumhurbaşkanımız gittiğinde A tipi protokolle karşılanan, bugün buradan bir siyasetçimiz, sivil toplum kuruluşumuz gittiğinde bir işte Güzelyurt ilinden geldi, KKTC devletinin, Lefkoşa'dan geldi, kaza olarak bile görmeyen, baş tacı yapan bir devlet var. Bugün Cumhurbaşkanımız Pakistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğiyle. Yani bizim güneye ihtiyacımız yok. Bizim kendi içimize dönerek yapısal sorunlarımızı gidermemiz lazım. Başka da bir sorunumuz yok. Şimdi spor koordinasyon ofisi kurulmuş, kurulmamış. Ekonomi nereden gelmiş? Gelmemiş. Bugün Zeki Bey söyledi, Türkiye karşılığı yoktu dedi. Ben adada 15 yıldır adaya gelip gidiyorum. Anlam plandan itibaren adadayım. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üniversiteden mezun oldum. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tekvando takımında, milli takımda sporculuk yaptım. Biz Lap'ta huzur evinin yanında askeriden alınmış ranzalarla milli takım kampındaydık biz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç nüfusumuz çok. Ada ülkesiyiz, su topu takımımız yok. Bir tane üniversitenin havuzuna mahkumuz. Bisikletçilerimiz var, yollarımız yok. İtirazı yapmasınlar. Sadık Bey dedi, bir tane madde var dedi. Spordan sorumlu bakan, başbakan izin vermedi sonra hiçbir şey olmaz dedi. Bizim gençlerimiz madem Türkiye'yi reddedenler, Türkiye'yi reddetmiyor desinler ki tamam biz her ilçemize olimpik kapalı spor salonu istiyoruz. Yüzme havuzu istiyoruz, tartan pis istiyoruz. Türkiye Genç Spor'dan hoca istiyoruz, malzemeler istiyoruz. Bunu istesinler.
Amaç burada üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bugün Baraka'da, Baraka Derneği'nde de hepimiz biliyoruz. Go Cemil, Go Türkiye sloganları atıldı. İdrar poşetlerini attılar Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin içerisine. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti o kadar büyük bir devlet. O poşeti atan Ankara'ya bir protokol ziyaretine gittiğinde Cumhurbaşkanımız elini sıktı, belki utanır yine diye. O da bir yerde şimdi memur kadrosunda yaşamını devam ettiriyor. Yani biraz biz kendimize gelmeliyiz. Yani biz Doğu Akdeniz'de jeopolitik ve jeostratejik konumunu iyi kullanırsak, iki devlet bir millet mantığıyla Türkiye'nin dış politikasıyla beraber paralel hareket edersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği ekonomik pisliğine bulaşmamış bir vaziyette, tertemiz bir vaziyette, Orta Doğu'da bir sürü ülke KKTC ile diyalog içinde olacak. Biz yeni KKTC'yi nasıl kurarız? Biz onu konuşmalıyız. Bizim iş adamlarımızı, sporcularımızı, yurt dışındaki akademisyenlerimizi, çok değerli üniversitedeki hocalarımızı Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'e, Brüksel'e, İslam Kalkınma Örgütü'ne, Batı'ya, Doğu'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti budur. Bizim böyle bir ekonomimiz vardır, böyle bir genç yapımız vardır deyip biz bunları tanıtmalıyız. Yani ben Ulusal Birlik Partisi hükümetinin başbakanını, genç ve sporcu, Serdar Bey'in tecrübesiyle de birbirlerini desteklediler. Çok akıllı ve mantıklı bir şekilde süreci götürüyorlar yani. Sadık Bey'in dediği gibi de 2017 yılında icracı bir hükümet olacağını, yatırımları daha iyi, güzel bir şekilde kullanacağını düşünüyorum. Bütün sağlık yönünde olsun, eğitim yönünde olsun, bütün altyapılarıyla. Bizim adamız, genç nüfusumuz çok. Dere boyuna çıktığımızda Lefkoşa'da hepimizin uğrak yeri, ana yeri. Bakıyoruz bütün nüfusumuz genç bizim, hepsi dinamik. Bir sivil toplum örgütleri, bir eylem olduğunu hepsi çıkıyor. Zeki Bey doğru söylüyor. Hepsi Türkiye karşıtı değildir. İçindeki bazı maddelere karşılardır. Ama Güney'in istihbarat teşkilatının ya da buradaki bazı Güney'e kendini adamış, haça kurban olmuş, kendini Güney'in evladı sananların psikolojik algılarında malzeme olmasınlar. Biz Kıbrıs Türk'üyüz desinler. Kıbrıs Türk genciyiz biz desinler. Bizim istediğimiz budur, biz bunu istiyoruz desinler. Ama burada şimdi bir kişinin özelinde değil ama bunlar hepimizi yaralayan şeyler. İşte bizler de basın olarak takip ettik. Reddediyoruz platformunu, Baraka'yı, daha önceki olayları da. Ne paranı ne askerini. Hatta Cumhurbaşkanlığı müzakere heyetini, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, garantörlük çağ dışıdır, askeri bile istemiyoruz dedi. Askeri bile istemiyorsun, Enosis hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. Bizim gencimiz dere boyunda enerjisini boşa atıyor. 3 tane kafede oturuyor. Yespe annemin peşine kurban gitmedi mi bizim bu gencimiz? Maalesef. Anlam plan döneminde. En büyük kazığı Güney'den yemedik mi biz? Bizim gencimiz evet dedi. Yespe annem sloganlarıyla sokağa çıktı. Bir evet inanan bu pahalı. Bektaş statik hoca oldu. Türkiye istilacı oldu. Ne oldu? Biz yine ortada kaldık. New York zirvesi dedik, New York'a gittik büyük ümitlerle. Birileri basın da burada çok iyi yönetiyor. Çözüm olacak. Ne olacak? Çözüm nedir? Şimdi şu an Pakistan'dan Cumhurbaşkanımız geri döndüğünde, Anastasiadis de eliyle tersiyle ittiği kapıdan içeri girdiğinde 21 aydır ne aldık da biz ne alacağız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne aldı? Ne alacak? Somut nedir yani? Kazanımımız nedir bizim? Toprak vermekten, harita tesliminden başka. Kayıptan şimdi başka. Biz %29.5'u avantaj sayarsak 1974 öncesi 60'tan sonra başlayan olaylarda ölenlerimizin 1/4'ünün acısı dindi mi diyeceğiz? 1/4 ne olacak? Bugün Türkiye'de salı günü olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partiler sırasıyla konuşma yaptılar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nın görüşünü Türkiye Dışişleri Bakanı cevap verdi dedi. Gerekirse Kardağ'a da çıkarız dedi. Kıbrıs'ta olan tehlikeye ve Enosis'e değindi ve yine söyledi. Kıbrıs bizim için bir tarihtir dedi. Bir kültürdür dedi. Bir anıdır, bir kaderdir dedi. Vatandır dedi. Vatandır dedi. Kıbrıs Türktür dedi. Ebediyete kadar Türk kalacaktır dedi. Bugün Rum tarafında olan vakıflara ait malları isteyelim biz. Hani biz hep onların mallarının tanzim derdine düştük. Hala Sultan'a gittiğimizde Hala Sultan'da 1200 yılının mezar taşları var. 1200 yılının. Hani 1500'lerde de değil geçmişimiz. 1200'lerin mezar taşları var. Bunlar orada duruyor, korunuyor. Hani biz hep, ben onu diyorum, çözüm dilencisi pozisyonundayız. Aman geri gel. Akşamına Cumhurbaşkanı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılıyor. İşte Barış'a çok yakınız, şuna çok yakınız.
Cumhurbaşkanı Akıncı şunu da çok söyledi. Şu anki koşullar dedi çok uygun. Federasyon model çözüme dedi. Dünya konjektürü buna uygun dedi. Ben Anastasiades'in daha aklı selim bir politika izlediğini düşünüyorum. Anastasiades bir konuşmasında dedi ki mevcut durumumuzu iyi koruyalım. Coğrafyamız yanıyor dedi. Bir gün sabah kalktığımızda ne olacağını bilemeyiz Kıbrıs adasında dedi. Bugün kilometreli bir kuş uçum mesafedeki bütün olan yerlerde bütün halk telef oluyor, ölüyor, mülteci konumuna giriyor, göçmen konumuna giriyor. Kıbrıs Türk halkı 1960'ta da göçmenliği yaşadı. Çok daha iyi biliyor. Bir daha bugün Mesargı Ovası, Omorfo, Güzelyurt verildiğinde tekrardan mı göçmen olacak? Hani biz artık temcit pilavı gibi ısıtıp da tekrardan müzakere. İşte Cenevre'ye gidildi, iki defa tatil yapıldı. Orta oyun sergilendi. İki BM Genel Sekreteri cesaretleri kutladı. Bunlar çok güzel şeyler. Ben Cumhurbaşkanımızın şunu da düşünmesini istemiyorum. Ya ben artık müzakere yok. Acaba kampanyada müzakere üzerine kampanya kurmuştum. Çözüm üzerine istifa mı etmem gerekiyor diye düşünmüş olabilir. Ona da gerek yok. Yürütmenin başındadır. Anayasa hukukçusu Mümtaz Soysal Hoca, iradenin temsilcisiyim diyor. Onu da bir açıklama getirmek istiyorum. Anayasa hukukçusu Mümtaz Soysal Hoca, milli iradeyi kurucu irade, kurulu irade olarak tanımlamıştır. Kurucu iradeyi kuran irade demiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran irade Cumhurbaşkanlığı makamı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş rahmetlinin kurduğudur. Şu anda günümüzde kurucu iradeyi Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanımız temsil etmektedir. Kurulu iradede kurucu iradenin anayasa çizgilerle tanıdığı, yasama yürütme faaliyetlerinin yapıldığı iradedir. Yani Cumhuriyet Meclisi'dir. Hükümetidir. Ya bir şimdi milli irade, kurucu irade benim derken bir meclise de sormalıdır, hükümete de sormalıdır. Bugün hükümetimizin temsilcisi Lefkoşa ilçe başkanımız Cenevre'de harita üzerinde KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün teslim edilirken sorulmuş mudur? Hayır. Ki ben sorulmadı kanaatliyim. Bu da kurucu iradeyi temsil ediyor. Kurulu iradeyi temsil ediyor. Kurucu iradenin anayasal sınırlarla tanıdığı resmi bir hükümet. Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranı %29'dur ilk turda. İkinci turda da düşmanımın düşmanı dostumdur deyip bütün şer odakları, ittifaklar birleşti. Cumhurbaşkanı seçildi. Bakalım bir dahaki dönem Kıbrıs Türk halkı o yetkiyi ona tanıyacak mı? Rahmetli Rauf Denktaş'a nasip oldu. Ondan sonra da nasip olmadı hep tek tek gitti. Hani biz gerçekten amacımız üzüm yemek değil, üzüm yemek olup bağcıyı dövmemek olmalı. Türkiye Cumhuriyeti KKTC için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sarayda açıklamasında dedi ki biz Cumhurbaşkanımızla oturur konuşuruz dedi. Onunla ortak yol izleriz dedi. Hükümetimizle dedi. Yoksa demedi ki Sayın Akıncı'ya söyleriz yapar. Hükümete söyleriz yapar. Para bizde, patronluk yok. Burada iki devlet bir millet var. Azerbaycan'la Türkiye'nin sloganı gibi. KKTC'de hükümeti de şu an Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki, başbakanlığındaki hükümet de Türkiye ile ilişkilerini bu seviyede götürüyor zaten. Hani biz daha çok yapısal sorunlara gitmeliyiz. Ayşe Hanım dediği gibi mahkeme sorunları var, yurt sorunları var. Malezya örneği var önümüzde. Ada bir Malezya eğitim adası olmalı diyoruz ama yurt sorunu var. Konaklama sorunu var. Evler kiralı, eski evler, su sorunu, bir sürü sorun var. Biz artık yeni dönemde 2017 yılının işte bu Pakistan dönüşü Cumhurbaşkanı bence referanduma da gitmemeli, tartışmaya açmamalı. Çünkü Kıbrıs'ta diğer Rum yanlısı odaklar sokağa her an çıkıp kendisini aktivist olarak tanımlıyorlar. Bizim %90 anketlerde %95 Türkiye'nin garantörlüğünü evet diyen halkımız devletine güvendiği için, evde kaldığı için Anadolu'da bir tabir var. Kendilerini değneksiz köyde sanmışlar. Öyle dolaşıyorlar işte. Hani algı oluşturuyorlar ama biz konuşuyoruz, yazıyoruz da biz bunlara yönelmeliyiz. Hükümetle Cumhurbaşkanlığı 21 ayı şeffaf bir şekilde açıklamalı. Ben açıkladığı kanaatinde değilim. Sibel de iradenin bir temsilcisidir, meclis başkanıdır. Orada da ben kendisine de bir eleştirel yazı yazmıştım. Kosova Cumhuriyeti'nin 23 kuruluş yıl dönümüne gitmiştik biz 23 Nisan'a. Bana orada şunu dedi. Ve çocuk beni tanısaydın yazmazdın dedi. Dedim efendim ben yazdım ama güzel bir konusuyla bir sorun vardı. İrade temsil olarak cevap vermeniz gerekir dedim. Tabii sustum dedi ama dedi elimde şöyle bir imkan olsa dedi bunu yapmak isterim dedi. KKTC'den her hafta Türkiye karşıtı olan herkesi Kosova'ya getirmek isterim dedi. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci dedi ki kürsüde Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye dedi bizim dostumuz. Irkımız aynı değil ama dedi 20 bin Türk var dedi ama sadece onların olduğu Mamuşka ve Prizren'e yapmıyor dedi yardımını. Havalimanı dahil bütün yatırımlar Türkiye'nin yatırımı.
Ama orada Amerika'nın da üssü var, Almanya'nın da üssü var. Sadece bizim ipimi söyledi ve ben bunu söylemek isterim dedi. Yollar yapılmış, turizm alanları yapılmış, hastaneler yapılmış ve tamamen Kosova halkı hangi milletten, ırktan olursa olsun Türkiye'ye pasaportumuzu gösterdiğimizde kardeşim hoş geldin diyor bize. Hani Zeki Bey doğru söylüyor. Herkes burada Türkiye düşman değildir. Benim girişime çıkışıma baktırabilirler. Ben 500'ün üzerinde KKTC'ye geldim. Öğrenciyken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hava Yolu KTHY'nin ofisinden alıyordum. Dışarıda biri para kazanmasın diye pahalı bileti. Ve ben bir günden bir güne de bana hoş geldin demedi kapıdaki polis. Hani ne yapmaya geliyorsun der gibi suratıma baktı durdu. Dedim tez yazmaya geliyorum, gazete için geliyorum. Hani bunlar da aşılmalı. Hani bunlar küçük bir azınlık, çok küçük bir azınlık. Dere boyunda yürüdüklerinde başları sayılıyor bunların 150-200 kişi. Bir tane kafede oturuyorlar. Ama bugün evde oturan %90 halkımız var. Acıyı çekmiş halkımız var. Köylere gittiğimizde anlatıyorlar zaten. Bugün Ağırdağ'da ben bir aileye konuk oldum. Dedim ki ya Akıncı'nın müzakere sürecini nasıl dedim görüyorsun? Rum'la ortak bir hüküme toprak verme olur mu dedim. Hanımına amca dedi ki özür diliyorum kendi ağzı ve şivesiyle. Karı dedi çağırdı hanımına. Ayağını böyle paçasını tuttu kaldırdı. Paçasını sıvadı. Bir de eşofman giymiş altına. Yaşı da var. Evet. Eşofman da sıvadı. Bak dedi bu mavzer yarası dedi. Ben hala babamı arıyorum. Akıncı benim babam bulsun şu Ağırdağ'da dedi. Ben babamı bulamadım hala dedi. Ben babamı kaybettiğim yeri, gömülü yeri bulamadım ama dedi Thompson'un gömülü olduğu yeri biliyorum. Rahat olsun onlar dedi. Hani biz dedi buradayız dedi. Mesajdı bu. Hani bunu 80 yaşında bir amcamız söyledi. Evet. Allah uzun ömür versin. Yaşıyorlardı hala bir limonata ikram ettiler. Evlerinde oturdum ve bana şunu söyledi. Ağırdağ'da dedi ben akşam dedi balkonda oturduğumda dedi şu Lefkoşa ışıkları dedi Lefkoşa Girne ana yolun ışıkları Boğaz'dan itibaren evet. Eskiden yanmıyordu dedi karanlık bir yerdeydik dedi. Türkiye bunu yaptı Allah razı olsun dedi. Ben çayı demliyorum dedi Boğaz Köprüsü'nü seyreder gibi gelin kızı seyreder gibi dedi. Gerdanlık gibi seyrediyorum ben burayı dedi. Ben çok mutluyum dedi. Bizim devletimiz var burada dedi. Hani biz real politikaya yakın olmalıyız. İşte çözüm, aktivist, barış, halkların kardeşliği bunlar söylemde çok güzel şeyler. Ama uygulamada bugün güneyde askerlik yapan bir kişi silahını ve mühimmatını evine götürüyorsa burada bir art niyet aramalıyız biz. Şimdi bakın çözüm, anlaşma, barış, kardeşlik, ortaklık bunlar güzel sözlerdi. Kıbrıs'la ilgili bu çözüm aktivitelerle ilgili bu söylemler ve halklar bunları duyduğu zaman hoş kulağa hoş gelen sözler bunlar. Peki Kıbrıs gerçeğine baktığınız zaman bunlar var mı? Ben geçen gün bir arkadaşa dedim tamam ya ben de sizin gibi düşünüyorum. Askersiz bir Kıbrıs, sınır olmayan bir Kıbrıs. Karışsın tüm halklar, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler filan. Yerleşim özgürlüğü olsun ama başlayalım. İlk önce çıkacak olan İngiliz askeri, Yunan alayı. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bütün silahları teslim edildi. Daha bunlar konuşulmadı masada. Tüm silahları teslim edilecek. Ya Erkan dedi ben İngiliz askeri çıkar mı? Peki o zaman Türk askeri niye çıksın? Madem ki İngiliz askeri çıkmayacak. Niye Türk askeri buradan çıksın? Madem ki gerçekçi konuşacağız. Şimdi ben daha çok bundan sonraki yazılarımda gözler Hüseyin Özgür Gün'de diyeceğim. Başbakanımızda gözlerimiz doğru projeleri doğru zamanda hızlandırsın. Ve halkın beklediği hizmetleri görsün. Yol işte ihale edildi. Yollar yapılsın. Ayşe kardeşimiz çok güzel yazdı. Mahkemeler de çıktı bir açmaz içerisinde. Bilişim yazası. Alıyor bir kişi eline telefonu tuşlarını. Küfrediyor ve gidiyor. Hala daha yasa geçmiş değil diye. Hala daha polis işlem yapamıyor. Tutuklayamıyor. Bakın tutuklayamıyor polis. Gidin Rum tarafına yapın bunu ve görürsün yapacaksınız Rum polisi. Gidin bunu Türkiye'de yapın. Gidin bunu başka bir ülkede yapın. Amerika'da yapın bunları. Ve görürsünüz nasıl sizi polis tutuklar ve götürür mahkemeye sevk eder ve mahkeme neyse cezası da verir. Rum tarafında yapamazsınız bunu. Tehdit edemezsiniz insanları. Tetikçi olamazsınız. Bu ülkede gazeteci olup da tetikçiler vardır bu ülkede. Tetikçilik yapıp bu insanlardan para sızdıran gazeteciler var bu ülkede. Bunlar da konuşulacak. Ve bu ülkede FETÖ yapılanması da konuşulacak. Biz bunu konuşacağız. Her kim bulaştıysa bu terör örgütünün içerisine, her kim bir cemaatten parasızdırdıysa hepsi tek tek çıkmalıdır. Ve görsün bu ülke kim nedir,
kim ne değildi. Bunlar güzel sözlerdi. Gerçekte var mı bunlar? Yok, İngiliz askeri çıksın dediğiniz zaman çıkar mı İngiliz askeri? O zaman ben Türk askerin bir tanesinin bile çıkmasına karşı değil, karşıyım. Tümü burada kalacak. Eğer askersiz Kıbrıs diyecekseniz askersiz Kıbrıs. Türk askeri de çıksın. Ama önce İngiliz askeri çıksın. Ondan sonra Yunan olayı dağıtılsın. Milli Muhafız Ordusu'nun silahları ne olacak? Kime teslim edecekler bu silahları? Bunları masada görüştü mü Sayın Akıncı? Bunlar da sıkıntılar. Bir günden bir güne Sayın Akıncı'nın bunu görüştüğünü duydunuz mu Hasan Bey siz? Milli Muhafız Ordusu'nun binlerle silahı vardı. Yeni silah sistemleri satın aldılar. Yalnız o mu? Yalnız o mu? Peki bunlar konuşuldu mu masada? Konuşulmadı. Biz askersiz Kıbrıs, Türkiye çıksın. Türk askeri çıksın. 15 tane daha biz barış isteriz. Barış, barış, barış. Türk askeri adadan ayrılsın. Hayır efendim. İngiliz askeri adadan çıkmadıktan sonra tek Türk askerinin bu adadan ayrılmasına, bir karış toprağın verilmesine ben karşıyım. Ben bunu bugün söylemedim. Ben bunu 2 sene önce söyledim. 5 sene önce söyledim. Şimdi, beni toplum iyi tanıyor. Ve bir şey daha söyleyeceğim ve sözü hemen size veriyorum. İngiliz askerinden konu açılmışken, işte İngiliz askerinin üsleri var. Bir şey söyleyeceğim ben. Kimse daha bunu bilmiyor. İngiliz askeri, İngiltere o üslerde 2 katlı havaalanı yapıyor. Savaş uçakları için yapılmış 2 katlı havaalanı. Üstü var, altı var havaalanı. Öyle bir yatırım yapıyor ki orada, öyle bir altyapı yapıyor ki İngiliz askeri orada. Yok şimdi 100 sene sonra bile çıkmaz oradan. Niye Türk askeri çıksın? Evet Sayın Bey. Biraz nüans farkıyla bir şey söyleyeyim Erkan kardeşim. Şimdi her halükarda İngiliz üsleri de boşaltılsa, İngiliz askeri de gitse, Türk askerinin buradan gitmesini biz kesinlikle kabul edemeyiz. Çünkü geçmişte bizim deneyimlerimiz vardır çok. Bir anlaşma olur. Yani en iyimser ne zaman baktım siz ben. Çok iyi bilirsiniz. Bugün ne kadar ilginç ve ne kadar böyle çağ dışı bir örgütlenme var bu karşı taraftaki toplumda. Bir muhafız ordusu vardır. Uydurma bir ordu. Anayasanın, Kıbrıs Anayasası'nın hangi maddesine göre bir kurulan bir ordudur bu ya? Dünyada en modern silahları aldı getirdi. Ve hatırlarım bir toplantıda Kleridis ve rahmetli Denktaş'ta buluşmuştuk biz bakanlar kurulundayken. Böyle devamlı takılırdı Denktaş Bey bu Kleridis'e. Dedi, Bey Kleridis dedi. Nedir be bu silahları taşırsınız devamlı diyor burada. Eğer bunları bizim için taşıyorsanız bizim için çok fazladır be bu silahlar. Eğer Türkiye için getiriyorsanız Türkiye'ye göre çok azdır. Onun için vazgeçin siz bu silahlanmadan dedikleri bize. Ve çok doğru bir şey. Ve şimdi arkadaşlar bilinmez her tarafta. Mesela Erkan bilir. İzler bu şeyleri. Rum tarafında bu yasa dışı ordudan terhis olanlar arkadaşlar silahını alır eve götürür. Doğru. Silahıyla beraber terhis olurlar. Seferi birlikler. Ve bunlar şimdi 80 bine yakın milis kuvvetlerine sahiptir. Silahlı. Ağır silah, hafif her türlü silah. Toplam evde. Toplam 120 bindir. Yani bir anlaşma olması halinde bütün Rumların evi cephanelik. Cephanelik. Ya böyle bir barış görüşmesi olabilir mi ya? Ve neyi çözeceksin? Şimdi bakın biz ısrarla en çok ısrar ettiğimiz konular nelerdir? Dönüşümlü başkanlık değil mi? Garantiler, askerin çekilmemesi, efendime söyleyeyim iki bölgeli, iki toplumlu. Bunları istiyoruz değil mi? Hangisini kabul etti bu adamlar ya? Hiçbirini. Hangisini? Hiç. Ya en önemlisi olan bizim için Avrupa Birliği'nde birincil hukuk konuşulmaz, konuşturmazlar bile. Be kardeşim sen benimle anlaşmaya başla. O Hasan maalesef Bey. Sayın Eroğlu şeyde o şey geldi o. Tabii o değil belki Hasan de zorlandı. Hasan Bey, burada bir ekleme yapmak istiyorum size. Geçen hafta Polis Emeklileri Derneği Başkan ve üyeleri buradaydı. Nurettin Çırakoğlu biliyorsunuz. Bu bir yazı, bir basına bir açıklama yaptılar. Ve bunun üzerine 2015 yılının sonlarına doğruydu. Kendileri anlattı akşam, geçen hafta canlı yayında burada.
bizi Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı çağırdı dedi ve gittik ziyaretine. Birinci hukuk bizim olmazsa olmazımızdır dedi Nurettin Bey. Tabii canım. Yani şimdi... Sayın Akıncı'nın cevabı çok önemliydi Cumhurbaşkanı. Bunun olması mümkün değildir diyor. Çünkü birinci hukukun geçerli olabilmesi için tüm AB üyeleri meclislerinde bunun karar alması gerekir. Yani Rum tarafı da dahil 27 ülkenin meclisinden geçmesi lazım. Ve bunun olması diyor Hasan Bey, Sayın Akıncı mümkün değildir diyor. Yani o birinci hukuk, birinci hukuk diye biz ısrar ediyoruz ya, bizim Cumhurbaşkanı diyor ki bu mümkün değil diyor. Mümkünatı yoktu. O zaman Kıbrıs Türk'ü bir direksiyonsuz gemide okyanusa açıldı demektir. Şimdi nereye gideceği hiç belli değil. Günün sonunda da denizin dibinde. Arkadaşlar bak, eğer birinci hukuk yoksa. Bak, bunların her zaman yalan söylüyor. Biraz deştiğinizde belli oluyor. Yani bütün dünyayı kandırır be kardeşim. Bizi de mi kandıracaklar? Şimdi sen Avrupa Birliği'ne girerken ki Avrupa Birliği'nin yaptığı en büyük yanlışlıktır. İşte geçenlerde o emekli İngiliz İşleri Bakanı itiraf etti. Dedi ki yaptığımız en büyük yanlışlık Rumları çözüm olmadan Avrupa Birliği'ne almaktı. Ama yalan söylüyorlar. O zaman bilinçli yaptılar bu işi. O zaman ama bunları alırlar ki birinci hukuk kabul edildi. Türk ordusunun burada kalması ve garantiler birinci hukuktur Avrupa Birliği'nde. Bunlar hiç konuşmazlar. Bütün bu söylediklerimizi daha önceki görüşmelerde anlatıldığında da çıksın Mehmet Ali Talat açıklasın ya onların döneminde yaptıkları görüşme. Hep kabul edildi bunlar. Şimdi niye kabul edilmiyor? Ve bütün bunlar kabul edilmeden bir anlaşma olacakmış. Bitmek üzere. Evet. Hemen günde, birkaç söz daha verelim. Yavaşça hiç gitme girmedik bu iç konulara. Başka programı yapalım. Başka programı hem iç konular. Sadık Bey birkaç cümle de Sadık Bey'in alalım. Şimdi benim için artık Kıbrıs müzakereleri diye bir şey veya görüşmeler diye bir şey çok da söz konusu değildir. Bu saatten sonra ne Sayın Akıncı bir geri adım atar ne de Anastasiades 2018 seçimlerini düşünerek de ne o bir geri adım atar. Ve geri adım atan lider de Cumhurbaşkanı da kendi toplumun nazarında da çok ciddi bir puan kaybedeceği de aşikardır. Ve bizim artık bu saatten sonra bir ciddi anlamda bir B planını hazırlamamız gerekiyor. Bu da bana göre kendi şahsi inancımdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması ile ilgilidir. Bunun dışında herhangi başka bir varyasyon düşünmek istemiyorum. Düşünmeyeceğim de. Kendi adıma söyleyeyim. Tabii ki geçmiş zamanlarda birçok varyasyon çıktı. İşte 82. İl, İlhak gibi söylemler çıktı. Bunların bizim açımızdan da olması çok da mümkün değildir. Gecenin bu saatinde bizleri ağırladığınız için Sayın Yemez, ben kendi adıma ve ilçem adına çok çok teşekkür ederim. Yine ilerleyen haftalarda daha geniş saatlerde programımızı ve anlatmak istediğimiz birçok konumuz var. Onları da Zeki Bey'i de alalım. Değerlendiririz. Ve tabii efendim, ki seve seve. Hiç sıkıntı yoktur. Ben de şey diyorum artık ya, müzakere süreci temciz pilav gibi ısıtılmadan bir nokta konsun. Hükümet temsilcisi Sadık Bey'in dediği gibi yeni bir B planı, A planı, C planı neyse KKTC'nin tanıtılması yönünde iş adamlarına düşen roller, siyasilere, akademisyenlere, sivil toplum örgütlerine ve kanaat önderlerine düşen roller yüklenmeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada bir varlık, bir devlet olduğunu, Avrupa Birliği'nin ekonomik kıskacına düşmemiş, tertemiz bir yapısıyla devlet olduğunu dünyaya tanıtmalı ve jeopolitik ve jeostratejik konumunu kullanarak da bugünkü konumundan daha fazla ileri gideceğine inanıyorum. Temsilde, konuşmada kusur işlediysek affola. Teşekkür ederiz diyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ziba Kiraz ablamıza gönül dolusu sevgiler, saygılar ve teşekkürler. Erkan Eymez'in söylediklerine katılıyorum ve inanıyorum. Çok sağ olasınız, eksik olmayınız. Biz bu programları gerçekleştirirken değerli izleyiciler, ben kendi adıma konuşuyorum. Tamamen gerçekler üzerine konuşuyoruz. Evet, hayaller, umutlar, barış, çözüm, güzel şeyler. Bunlar ama gerçekle başka bir şeydir bu ülkede. Artık bu müzakere sürecinin
son bulduğunu görüyoruz. Zaten bunu ben birinci Mont Pelerin'e gitmeden önce sürecin çöktüğünü yazmıştım. Gazeteler oradadır. Tarihtir yazılanlar. Cenevre'den bir şey çıkmayacağını, sonuç alınamayacağını onu da o şekilde söyleyip yazmıştık. Şimdi yapılması gereken şudur. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı, bizim devletimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Açıklamasını yapmıştı. Esas beklenen siyasilerden erken seçimiydi, azınlık hükümetiydi, şöyleydi, şu kadar oy aldıydın değil. Onlar bir kenara bırakılsın. Politikada kin diye bir şey yoktu. Şu saatten sonra halkımızın alamadığı hizmeti, çünkü birçok yerden gerçekten ciddi sıkıntılar var. Özellikle kurumlarda, devletin içerisinde, Sadık Bey de dile getirdi. Biz de karşıyız, ben de karşıyım. 3 ay sonra emekli olacak bir Sayıştay Başkanı. Ne işi var orada? Ona biz de karşıyız. Olmaması gerekir. Ve doğruyu her zaman için savunacağız ve destekleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Hükümet yürütmenin başıdır. Meclis yasama orada bu halkın siyaseten temsil edildiği en büyük kurumdur. Onun için bir masa etrafında bu yetkililer bulunmalı, buluşmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için içte ve dışta ne yapılması gerektiğini artık bir deklarasyonla en azından bir ortak noktada buluşmaları gerekir. Siyasi farklılıklar mutlaka olacaktır ama halkın beklediği hizmetlerin ve halkının önünün açılmasını gerektiren kuralların da uygulanması elzemdir bu ülkede. Biz daha fazla sözü uzatmıyoruz değerli izleyiciler. Sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederek bu gecelik bu kadar diyoruz. İyi geceler diliyoruz.